Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar efendim. Yeni güne merhaba da bugün çok güzel bir konuyu konuşuyoruz. Çok yaygın olan bir sorunu konuşacağız aslında. Neredeyse hepimizin yaşadığı sıkıntılar. Efendim genel cerrah Murat Akın Beyefendi ile bugün mide ve sindirim rahatsızlıklarını konuşacağız. Mide ve sindirim rahatsızlıkları denilince aklımıza gelen ilk rahatsızlıklar gastrit, ülser, mide asidinin çok fazla olmasına bağlı olan rahatsızlıklar tabii. Ama tabii temelinde neler var, neler neden oluyor bunları detaylandıracağız elbette. Ve yine yaygın, gitgide artan bir rahatsızlık var. Çölyak efendim. Çölyak hastalığına neden olan ve tedavisi nasıl, tanısı nasıl bütün bunları detaylandırırken efendim sizler tabii ki sorularınızla bizlere ulaşabilirsiniz. Yine efendim evinize bir doktorla geldik, konuk olduk ve sizler çayınızı, kahvenizi hazırlarken sorularınızı da hazırlamayı ihmal etmeyin diyoruz. Zira TRT Yeni Güne Merhaba Instagram ve Facebook hesaplarından gelen dolu dolu mesajlarınızı, dolu dolu sorularınızı ekibimiz bizlere ulaştıracak ve bizler de sizlere güzel bilgilerle dönüş yapacağız diyelim efendim. Ve haftanın ortasındayız ve diyoruz ki strese bağlı bu rahatsızlıkları yenmenin yolları var, onları da konuşacağız. Azıcık psikolojiye de girebiliriz bugün. Sizler sakın ola ekranlarınızdan ayrılmayın çünkü Yeni Güne Merhaba başlıyor. Ve çok kıymetli konuğumuz, daha önce de ağırladığımız genel cerrah Murat Akın Hocam. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bugün önemli bir konu aslında, evet, evet. Ve yaygın görülen. Önceki programımızda tiroidi konuşmuştuk, bu hatırı. Ve ikinci belki de yaygın olan, daha doğrusu belki hangi sırada bunu sizden dinleyeceğiz ama mide rahatsızlıklarından açacağım ben konuyu. Böyle büyük bir yelpaze ya ve içinde ayrı ayrı hepsinin başlıklarına detaylı gireceğiz ama mide rahatsızlıkları nedir? Tedavisi nasıldır? Tanı nasıl konur? Böyle bir ayıralım mı hocam? Tabii ki, tabii ki. Şimdi mide rahatsızlığı toplumda çok sık karşılaştığımız bir durum aslında. İşte halk arasında ülser, gastrit, reflü diye bahsedilen hepsinde ortak şikayetleri midede hazımsızlık, dolgunluk, ağrı, özellikle çok şiddetli ağrı ve sürekli bir gaz, şişkinlik şikayetleri olan genel bir şikayetler topluluğu aslında. Bunlar içerisinde eskiden biz ülserleri çok görüyorduk. Bundan 20-30 sene önce çok ciddi mide ülserleri görüyorduk ve tedavileri cerrahi gerektirecek kadar ciddi ülserler görüyorduk. Ama son yıllarda ilaç teknolojisindeki gelişmelerle, bu asit baskılayıcı ilaçlarla ülser sıklığımız azaldı. Onun yerine şimdi hemen hemen herkesin söylediği, bende gastrit var, işte gastrit şikayetim var şeklinde. Gastrit dediğimiz şey aslında midenin, mukoza dediğimiz iç yüzeyinin iltihaplanması. Bu iltihaplanma çok geniş bir alanda da olabilir, bir bölgesel alanında da olabilir. İşte bu gastritte asit fazlalığı olduğu zaman, midenin kendi ürettiği asit fazlalığı olduğu zaman o mukoza dediğimiz iç yüzeyinde bir iltihaplanma meydana geliyor. Ve insanlar bunu bir ağrı, bir şişkinlik, bir dolgunluk olarak algılıyorlar. Böyle yediklerinden zevk alamama, sindirememe, hazımsızlık tarzında devam ediyor. Evet, yediklerinden zevk alamama diyorsunuz ya, aslında nelerin de tetiklediğini madem konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. O zaman en yaygın midede gastrit. Evet, şu an için gastrit. Şu an en yaygın gördüğümüz bu. Peki yetişkinlerde ya da hani böyle çocuk yaşta gastrit yine görülebiliyor mu, dağılım olarak nasıl? Gastrit her yaşta gözükebilir. Gastrit için önemli olan midenin o mukozasındaki savunma mekanizmasının bozulması. Yani midemizin kendi mukozası var. Kendisi asit üretiyor ve bu asitin oraya zarar vermemesi lazım. İşte burada yediğimiz yiyecekler, kullandığımız içecekler, kullanılan ilaçlar, özellikle sigara tüketimi, erişkinlerde alkol tüketimi, bu mukozadaki savunma mekanizmalarını bozduğu için gastrite sebep oluyor. Evet, o yüzden mesela, yediğimiz içtiğimize dikkat etmemiz lazım. Evet, bir de mesela bazı antibiyotikler ciddi anlamda dokunabilir. Bazı enfeksiyon, yani gribal enfeksiyonda kullanılan bazı ilaçlar ciddi anlamda artıyor ama stres tabii ki, en büyük ve birinci sırada olan nedeni diyebiliriz. Aynen. Stres midemizdeki asit üretimini arttırdığı için direkt zarar verici yönde etkisi var. O yüzden dikkat edin, etrafınızda ne kadar böyle gergin, stresli insanlar varsa sürekli gastrit şikayetlerinin devam ettiğini, tedavi görseler dahi bu hastalığın tekrarladığını hep bahsedeceklerdir.
O yüzden stresten uzak durmak en önemli etkenlerden birisi. Yani Yeni Güne Merhaba da aslında bu konuda izleyenlere destek oluyor, yardımcı oluyor, bir terapi fonksiyonu evet. görüyor. O konuda hani stresle nasıl başa çıkılır bunu hep konuşuyoruz. Fakat işte bir de fizyolojik nedenler tabii ki, kronik sebepler ya da mesela genetik özelliği var mıdır? Hiç bunu konuşulduğunu sadece pek gastrit düzeyinde konuşursak genetik yatkınlıkla ilgili çok bilimsel çalışmalar evet. yok. Daha çok duymuşsunuzdur, Helicobacter pylori dediğimiz bir mikrop var. Hı-hı. Bu toplumda çok fazla. Özellikle son 10-20 yılda yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Türkiye'de mesela %60 ile 80 insanlarda Helicobacter pozitif. Batı toplumunda %50 oranda bu. Avrupa'da ve Amerika'da daha düşük oranda. Bu mikrop olduğu sürece, ki midemize yerleşen bir mikrop, Helicobacter dediğimiz mikrop, oradaki savunma mekanizmasını bozuyor midenin ve asite daha duyarlı hale getiriyor, midenin normal asitini. O yüzden bu Helicobacter pylori ile muhakkak mücadele etmek lazım, bunun tedavisini yapmak lazım. Aslında gastritin de ülserin de birinci tedavisi Helicobacter pylori'yi ortadan kaldırmak. Evet, şimdi aklıma gelen bir soru, belki şey yok, mide kanamaları da rastlıyoruz aslında. Evet. Mide kanamalarının zemininde ne var hocam? Şimdi mide kanamasında olay süreç ilerlemiş oluyor aslında. Bu gastrit, ülser ya da mide tümörlerinde hı hı. midenin kendi damarları mukozadan ortaya çıkarak, mukoza dediğimiz midenin iç yüzeyinden ortaya çıkarak açılıyor ve kanama meydana geliyor. Bu daha çok ülserlerde görüyoruz biz. Ülser, yani gastritin daha ileri aşamasında ülser deniyor. Bu ülserde damarlar daha kolay yırtılıyor, daha çabuk kanama oluyor. Ya da bazı hastalıklardan dolayı ilaç kullanmak zorunda olan, kan sulandırıcı ilaç kullanan insanlarda veyahut çok kuvvetli ağrı kesicilerin tek doz alınmasında dahi bu mide mukozasındaki savunma mekanizmaları zayıflayınca midemizdeki o ülser, gastrit oradaki var olan damarların ağzını yırtıyor ve kanama meydana geliyor. Çok basit sızdırma tarzında olabileceği gibi, yani aylarca, yıllarca sürüp hastaya kansızlıkla getiriyor hastayı. Farkında bile olmuyor mide kanaması geçirdiğini. Evet. Ha. Ya da birden kanama meydana geliyor. İşte kan değerimiz, hemoglobin dediğimiz kan değerimiz 14-15'lerden 8'lere 9'lara düşüp tansiyon düşüklüğü yapıp bayıldı şeklinde mesela bulunuyor insanlar. Ya da çok daha hızlı kanama olup özellikle tümör varsa ya da ülser çok derinse birden yırtılma tarzında ağzından kan gelecek tarzında insanlar da mide kanamasına gelebilir. Evet, o artık son raddesi değil mi? Son aşamalar, evet. Dolayısıyla tedavisi çok önemli bu anlamda. Evet. Bize ciddi anlamda, hani tedavi deyince aklımızda da hep şu var. Bu işin bir ameliyatı yok belki, gastritin özellikle, işte mide asitinin. Bunun için hep yediklerimize, içeceklerimize dikkat edeceğiz. Stresi kontrol altına alacağız belki. Bütün bunlar faktör. Ama öyle gıdalar var ki kesinlikle hassas midenin düşmanı. Evet. Ya mesela bunları da saymakta sakınca evet. var mı? Asitli gıdalardan uzak duracağız. Evet. Bunu biliyoruz en zaten. En temel nokta o zaten. Midesi çok hassas birisinin soda içmesine siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi sodadan bahsetmeden önce, şimdi tedavide aslında bizim bir ülser ve gastrite sebep olan Helicobacter pylori'yi tespit edip bunun tedavi edilmesi lazım. Nasıl tespit ediliyor? Şimdi bu günümüzde en kolay yöntem aslında endoskopi ile midenin içine girilip ışıklı bir aletle midenin içine girilip midenin tüm mukozasını incelemek lazım. Tüm lümenini görmek lazım. Orada şüpheli gördüğümüz çok kızarmış, benekli, ödemli dediğimiz alanlardan biyopsi alıyoruz. Hı hı. Biyopside patoloji bölümü mikroskopta inceleyip evet bu bakteri vardır diye kesin rapor bize verebiliyor. O durumda bunun bir üçlü tedavisi var. Halk arasında herkesin bildiği iki antibiyotik bir de mide asit koruyucu ilaçtan olan 7-14 günlük bir tedavisi var. Bu tedaviyi aldıktan sonra da üzerine bir ay, bir buçuk ay kadar da mide asit azaltıcı tedavi verdiğimizde Helicobacter pylori çok başarılı tedavi edebiliyoruz. Hastalar endoskopiden korkmasınlar. Yani Türkiye'de bir endoskopiye karşı bir korku var. Çok güvenli bir şekilde. Eskisi gibi de değil artık değil mi? Cihazlar çok gelişti. Hemen hemen birçok hastanede gastroenteroloji bölümü, genel cerrahi bölümü çok rahatlıkla yapabiliyor. Hatta damardan uyutucu bir ilaç verilerek, sakinleştirerek insanlar çok farkına bile var bir insan endoskopi yapıldığında. Endoskopinin bize faydası, başka bir hastalık varsa onu da görebiliyoruz. Bir midede tümör varsa, bir işte mide fıtığı varsa bunları görebiliyoruz. Eğer endoskopiden hala yaptırmak istemeyen varsa da Türkiye'de hem ağızdan nefes testinden hem de büyük abdest tahlilinden Helicobacter pylori'ye bakılabiliyor. Birçok büyük hastanede bu test yapılıyor. Bu test yapıldıktan sonra tedavi almasını daha çok öneriyoruz ve
Doğru tedaviyle de Helicobacter pylori %90-95'in üzerine tedavi edilebiliyor. Evet, bu da antibiyotiksiz olmayacak. Evet. Mikrop gerekiyor. Şimdi dedik ya tetikleyen faktörler ve tedavisi tanısı, evet, aslında endoskopi. Endoskopi tabii herkesin kolay kolay kabul edeceği ya da yapacağı bir şey değil. İnsan adını bile duyunca strese girebiliyor. Yani işte ağzından, yemek borundan midene kadar bir tane boru iniyor falan gibi böyle bir düşünce tahayyül oluyor hastaların hemen zihninde. Dolayısıyla artık hani daha ince, daha değil mi, steril, her şeyiyle hastanın konforunu ve o hani acı çekmesini azaltacak birçok yöntem hali hazırda var artık. Bunu da aşılamış olalım ki izleyenlere. Evet, evet. Ya şimdi mideye gideceğim, bana şimdi endoskopi derse ne yapacağım gibi daha gitmeyenler var. Bunun için ne yapıyor? Halk arasında yapılan şeyler, işte bal yeme, mide hani asitini yatıştırıcı, işte ekmek yeme. O an ciddi anlamda asit arttıysa bu sefer yatıştıracak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Halk arasında yapılan yanlışları da konuşalım. Evet. Mesela mide asidi çok fazla çıktığında orada bir şey girmesi mideye iyi, yani yapılması gereken bir şey mi Doğru yoksa? Doğru değil. Zaten midemize bir yiyecek girdiği zaman mide onu sindirebilmek için tekrardan asit üretmeye başlıyor. Yani var olan asidi biz aslında arttırıyoruz. Özellikle açlık döneminde mide ağrısı artıyorsa bu duodenal ülser dediğimiz 12 parmak bağırsak ülserinin bir bulgusudur. Yani daha ileri bir gastritin de ilerisidir aslında. O yüzden bu tür mide rahatsızlığı, hazımsızlık, şişkinlik, ağrı varsa hiç çekinmeden, yani Türkiye'nin her şehrinde artık gastroenteroloji, genel cerrahi ünitelerinde çok güvenli bir şekilde, dediğim gibi endoskopi işlemleri 3-5 dakikada biten işlemler artık. Rahatlıkla da damardan böyle bir sakinleştirici, ağrı duymasını azaltıcı, hafızasını kısa süreli kaybettirici ilaçlarla hasta farkına bile varmıyor. Yani uyandığı zaman yani işlemin bittiğini bile algılayamıyor insanlar. Çok kolay, çok güvenli bir şekilde. Türkiye için yapılması çok önemli olduğunu düşünüyoruz biz bunu. Evet. Şimdi biraz daha yemek kültürü ve stres, tamam, yaşam şartları, mideyi etkileyen, sindirimi etkileyen aslında psikolojik olarak hayat tarzımız, hayata bakışımız ve aslında alışkanlıklarımız gibi. Zira biz biliyorsunuz mutfak ve yemek kültürü olarak çok zengin bir mutfağa sahibiz çok şükür. Fakat bunu nasıl doğru kullanmak da önemli. Sabah kahvaltıları çok önemli örneğin. Özellikle biliyoruz ki şunu, kahvaltı soframızda tatlısı, tuzlusu, baharatlısı, acısı, ezmesi, her şeyi var. Biliyoruz ki baharatlı gıdalar bunun düşmanı, onu da biliyoruz. Evet. Özellikle kuru yemiş. Kuru yemiş hakkında da konuşmak isterim sizinle. Bunlar tetikliyor. Çünkü şöyle bir şey var. Ben hatırlıyorum, gastrit teşhisi aldığımda elime bir liste verildi. Bunlardan yemeyeceksin. Evet. Ona baktığında şimdi en çok yediğimiz, en çok tükettiğimiz, hali hazırda cebimizde, elimizde olan şeyler. Kahve, kuru yemiş, çikolata. Bunlara gireceğiz mesela. Çikolata hastası bir insan için ve gastrit ise çok sıkıntı. Ve tetikliyor. Ne yapıyor bu yiyecekler aslında? Ve çok tatlıyla tuzluyu, baharatlıyı karıştırarak yaptığımız bir kahvaltı ya da bir yemek. Yemeklerden önce gittiğimiz bir restoranda acılı ezmeler. Boş mideye yediğimiz. Yani biraz alışkanlıklarımız ve tutumlarımızla tedaviyi baltalayan şeyler değil mi? Seni. Uğraştırıyor doktorları da. Evet. Ben bırakamam kahveyi diyor. Problem şurada. Yediğimiz yiyeceklerin midem ve sindirim sistemimizde ne yaptığını aslında çok bilmiyoruz. Dediğiniz gibi alışkanlıklarımız, işte sofra kültürümüz bizim böyle. Bu yediklerimizin mekanizmasını iyi bilmek lazım. Yani halkımızın da bunu anlaması lazım. Bu kahveydi, çikolataydı, işte kuru çerezlerdi, yağlı yiyecekler. Bunların problemi şu, yani midenin içindeki bir miktardaki besinin sindirimini yavaşlatıyorlar. Ve bunların reflü dediğimiz, halk arasında da çok sık gördüğümüz aslında, yemek borusuna bu mide içeriğinin kaçmasına sebep oluyor. Yani midedeki asitli yiyecekler, asit ortamı bu reflü sebep olan mekanizmadan dolayı yukarıya kaçıyor, yemek borusuna kaçıyor. O durumda şikayetler daha da artıyor. Yani herkesin böyle bir iman tahtası dediğimiz bu kemiğinin altında bir yanma hissi meydana geliyor. Bunu önleyen mekanizma aslında orada bir sfinkter var insan vücudunda, bir kas var bu şekilde kasılan. Ama kahve içecekler, yağlı yiyecekler, turşu ve baharatlar o sfinkterimizin gevşemesine sebep oluyor. Normalde midede olup sindirimle gitmesi gereken asit ve diğer yiyecekler bu sefer yukarıya kaçıyor. Yemek borumuzun savunma mekanizması midemiz kadar güçlü olmadığı için de oradaki reflü dediğimiz mide mukozasındaki savunma mekanizmasının daha zayıf bir alana asit kaçtığı için de yemek borusunda çok ciddi hastalıklara sebep oluyor. Yani hastanın var olan şikayetlerin ötesinde biz
genel cerrahlar orada o bölgenin kanserlerinden korkarız. Yemek borusu kanserlerinde. Evet. Barrett özofagus dediğimiz o bölgenin mukozasının değişikliğine bağlı yemek borusu kanserlerinde ciddi bir risk faktörü. Çok yaygın mı yemek borusu kanseri? Yemek borusu kanseri toplumda o kadar sık değil. Mide kanserine göre çok çok daha az. Ama en önemli sebep bu reflü hastalığı. Hı hı. Yukarıya kaçan asitler. Evet, reflü hastalığına gelmeden mide kanseriyle ilgili de bilinçlendirelim mi hocam? Yani hı hı. Mide kanseri deyince bu reflüler, bu asitler mi sebep oluyor? Bakterinin tedavi edilmemesi ya da artık yerleşmesi mi? Nedir mide kanseri? Mide kanserine şu an kabul edilen artık en önemli gerçek yine Helicobacter pylori enfeksiyonu. Helicobacter pylori hastalığı mide kanseri için çok ciddi bir predispozan faktör diyoruz. Onun dışında genetik yatkınlık önemli. Ailede varsa, bir de Türkiye'nin belli bölgelerinde beslenme alışkanlığından, işte Erzurum çevresi, Van çevresinde çok aşırı pişmiş et, çok aşırı pişmiş yiyecekler yenildiği zaman da bunun midede kanser yapıcı etkisi bilimsel olarak gösterildi. Ama yine de en önemli faktör Helicobacter pylori. O yüzden mide rahatsızlığı olan, bir hazımsızlık, şişkinlik, kilo kaybı olan, kansızlığı olan, kan değeri düşmüş olan insanlara muhakkak endoskopi kontrol yapılmasını da istiyoruz. Evet. Ve çok çok da önemli. Çok önemliydi bu. Yani zayıflatan bir şey o zaman midedeki evet, bakteri. Kanser... Yani yedirmiyor değil mi? Güçten, takatten de tabii, düşürüyor. Tabii gastrit yapıyor, ülser yapıyor. Devamında da işte mide kanseri yapıyor. O yüzden bu tür şikayetleriniz varsa hiç riske girmeden... Türkiye'nin dediğim gibi her merkezinde artık endoskopi üniteleri var. En azından bir kez endoskopi yaptırmak sizin 5 yıl, 10 yıl midenizle ilgili bir kötü hastalık olmayacağı anlamına da gelir. Böyle kuralları var bunun. O yüzden mide endoskopisinden korkmamak gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Evet, bu konuda vurgu yaptığımız çok iyi oluyor. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını yine altını çizerek söylüyoruz. O bir zamanlar fobimizdi çünkü. Evet. Şimdi... Mide kanserini de geçtikten sonra ben mide reflüye geçmeden önce mide fıtığını da sormak istiyorum. Mide fıtığı duyuyoruz artık. Evet. Yani midede fıtık mı olur gibi düşünceler olabiliyor. Midenin fıtığına sebep olan yine bu temeldeki asit mi? Ah bu asit daha neler yapıyor midede? Şimdi asit de var ama mide fıtığında yani fıtık dediğimiz olay anatomik olarak bir açıklığın fazla olması demek. Bu kasıkta da böyle. İşte mide fıtığında da böyle, karın fıtıklarında da böyle. Evet. Normalde yemek borusuyla midenin birleştiği yerde bu diyafram kası dediğimiz nefes almamızı sağlayan ana büyük bir kasımız var. Tam şöyle şurada. Aynen öyle. Şurada, İnsanların bahsetti. Bu evet. Diyafram kasımız yemek borusu geçtiği yerde bir kas liflerinden orada bir savunma mekanizması üretiyor. Bazı insanlarda bu kas liflerinde zayıflama meydana geliyor. Hmm. İşte bu zayıflamanın endoskopi yaparak bunun bir ölçüm yöntemi var. Eğer genişleme meydana gelmişse yemek borusunun girdiği yere buna mide fıtığı diyoruz. Tıbbi adı hiatal herni. Bu fıtıklar en büyük problem midedeki asidi yukarıya kaçırmasına sebep oluyor. Normalde bu fıtığın en önemli görevi yemek borusuyla mide arasında bir cep oluşturması, bir kapak oluşturması. Yani resmiyette böyle bir kapak yok ama biz onun tıbben o görevi gördüğünü biliyoruz. İşte mide fıtığı o genişleme fazla olursa midemizdeki asit, hatta 12 parmak bağırsağımızdaki safra geriye doğru kaçarak yemek borusuna hatta insanların ağzına kadar gelip boğaz yanmalarından bahsediyorlar ve ses kısıklığına sebep olabilir evet. Değil mi? Evet. Şimdi bu fıtık olsun ya da olmasın mide içerisindeki asitin yemek borusuna kaçmasına reflü hastalığı diyoruz. Hı hı. Aslında reflü toplumda gün içerisinde herkesin başına gelebilecek bir şey. Günde 10 kez 15 kez reflü olması normal. Yani midemizdeki bir miktar yiyeceğin asitin özellikle yemek yedikten hemen sonra ağzımıza doğru bir kaçma hareketi günde 10 kez normal kabul ediliyor. Bu hareketin ediliyor. Adı reflü o zaman. Reflü, evet. Bu hareket kimisinde günde 1-2 kez olabiliyor evet. Ama bu onun reflü hastalığı olduğunu mu gösterir? Reflü hastalığı olması için şikayetlerin de olması lazım. Ha, yani normalde bizim reflü olduğu zaman savunma mekanizmalarımızda ağzımızdaki tüklük salgısı, yemek borusunun hareketleriyle o safrayı ve asit içeriği rahatlıkla mideye geri gönderebiliyoruz. Ama bazı insanlarda bu gönderme hareketi yetersiz kaldığı zaman mide asiti yemek borusunun iç yüzeyindeki mukoza dediğimiz yeri tahriş etmeye başlıyor. Oralarda ülserler meydana geliyor. İşte çok ciddi yemek yedikten sonra lokma geçerken alt tarafta bir takılma hissi, bir keskin böyle bir yanma hissi ya da yukarıya doğru asit kaçtıkça ağzımızda bir tat hissi, özellikle ses tellerimizin sürekli bu asite maruz kalmasına bağlı, ödemine bağlı seslerde bir kalınlaşma, bir kabalaşma oluyor.
Daha da yukarı gidince farenjit dediğimiz, işte hepimizin başına gelen ağız mukozasında farenks dediğimiz yutak bölgemizde ödem meydana geliyor ve çok rahatsız edici. Tedavide işte antibiyotiklerle hiçbir zaman geçmeyen ama hep bu mikrobik bir şey zannedilip antibiyotikle tedavi edilmeye çalışılan farenjit oluyor. Hatta astıma kadar gidebiliyor insanlarda. Astım, akciğer hastalığına kadar gidebiliyor. Reflü daha sık, yani gastrit kadar toplumda sık aslında. Evet. Reflünün çocuklarda da çok yaygın olduğuna şahit oldum ben yakın çevremde. Hani çocuklarda. Bakıyorsunuz 7-8 yaşında ilkokulda ve ciddi reflü tanısı alıyor. Neden çocuklarda bu artış var? Çocuklarda şöyle, o sfinkter mekanizması dediğimiz koruyucu kapak basınç düzeyi istediğimiz rakamlara daha ulaşmıyor. Bebeklerde daha çok aslında. Anneler emzirdiği zaman, emzirme döneminden sonra hemen ağzına süt geri geliyor mesela içtiği, emzirdiği şeyle. Biz kustu diyoruz. Kustu diyoruz. Ve bunun mekanizması mide lümenindeki basınçla yemek borusu arasındaki basıncın o kapak sayesinde dengede durması. İşte o kapağın basıncı erişkin yaşlarda normale döndüğü için biz onu endoskopi ve diğer yöntemlerle ölçebiliyoruz. Manometri dediğimiz yöntemlerle. Tereddütte kalırsak böyle hastalara bu testler yapılıyor gastroenteroloji bölümlerinde. O kapak mekanizması belli bir yaşa kadar, belli bir erişkinliğe gelinceye kadar istediğimiz düzeyde olmuyor. Ama özellikle kiloğlu çocuklarda, kiloğlu insanlarda ve hamilelerde de kaçınılmaz bir şekilde mide içerisinde, karın içerisindeki basınç arttığı için mide sıkışınca mide içeri yukarıya doğru kaçmaya başlıyor. O yüzden kiloğlu insanlara dikkat etmelerini daha çok söylüyoruz. Çocukların obez olmaması için daha çok önerilerde bulunmaya çalışıyoruz. Doğru. Bu hani çocuklarda olması yediği yine tabii ki paketli gıdalar, katkı maddeleri. Bunlar da tabii ki etkendir muhakkak. Çünkü çocukların elinden alamadığımız asitli gıdalar var. Asitli içecekler ve aynı zamanda bu paketli işte cipsler, çikolatalar. Bunlar da ciddi anlamda şekerlemeler. Belki mideyi harap ediyorlar değil mi çocuklarda? Hem mideyi harap ediyorlar hem de reflüyü arttırıcı şekilde o kapak mekanizmasındaki basıncı düşürüyorlar. Bu yağlı içecekler, kakaolar, çikolatalar, dondurma. Koladaki kafein. Dondurmalar dediniz. Dondurma neden hocam? Aynı şekilde hem içindeki yağ miktarı hem de kafein, kakao tarzı içecek yani katkı maddesi içerdiği için o alt özofagus sfinkteri dediğimiz kapaktaki basıncı düşürüyorlar. Düşük basınçta mide içerinin yukarı kaçmasına sebep oluyor. Evet. Reflünün en önemli sebeplerinden birisi. Hı hı. Peki bu hani çocuklar belli bir 7-8 aylık olduktan sonra ek gıdaya da başladıktan sonra genelde yatarak yedirme yöntemleri var annelerin. Aslında yeme şekillerimiz de önemli mi diye düşünmek Tabii ki istiyorum. Çocuk doktor arkadaşların hep tavsiyesi çocuğun kafası yukarıda olacak şekilde beslenilsin diye. Yani o hani yemek borusu Aynen. yatarak değil de dik. Daha dik dursun ve basınç biraz daha yukarıda kalsın diye özellikle de bu şekilde öneriliyor zaten. O zaman annelere sesleniyoruz. Lütfen ek gıdaya başladığınızda çocuklarınızı yatırarak hiçbir şekilde bir gıda vermeyin ki midesi sağlıklı olsun diyorum. Şimdi biraz şeye de girmek istiyorum. Reflüye aslında nedenlerine girdik ama izleyenler daha dünden Instagram'dan bize sorular ve mesajlar atmaya başlamışlar. İşte gastrit problemi var, reflü problemi var diye. Evde kendileri bilinçlenmesi adına yapabilecekleri şeyler ve tedaviye doktora yardımcı olma açısından. Hep şunu bekliyoruz değil mi? Türk halkı olarak işte doktor benim bu sıkıntım var bir şey ver geçsin. Ama ben ne yemeklerimden vazgeçerim, ne kahvemden vazgeçerim, ne de bunun diyetine girerim diyoruz. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. Biz kendi alışkanlıklarımızı düzenlemeden hiçbir medikal destek tamamen bunu kesip atamaz. Evet. Bunu Tek bilelim. Başına bir ilaç, öyle bir ilaç yok. Öyle bir şey üretilmedi daha diyorsunuz. Evet. İlaç bizde o zaman. Peki gastrit ya da dediğimiz bir reflü tedavi edilebilir ve tamamen ortadan kalkabilir mi? Bir mide duvarı dediğim bu da mide duvarı diyoruz. Orası zedelenmişse asitle aslında o savunma mekanizması bir kere kırıldıysa gene eski haline döner mi? Kesin olarak döner. Kesin olarak Kesin biter, olarak. Silinir yani. Doğru. Endoskopi kontrolü başta doğru yapılıp Helicobacter pylori yönelik tedavi verildikten sonra eğer varsa arkasında da asit arttırıcı yiyeceklerden işte bu bahsettiğimiz baharat, acı, turşu, domates suyu tarzı şeylerden uzak durulursa ve arkasından da midedeki asit azaltıcı ilaçlarla mide mukozası çok hızlı bir şekilde kendini yeniler. Hı hı. Ve çok rahatlıkla düzelir.
Bir daha da şikayetler olmaz. Evet, çünkü hep şunu biliyoruz biz, işte geçti tekrar başladı, yeniden başladı. Burada faktör gene stres devreye giriyorsa. Stres ve yaşam tarzıyla ilgili. Evet. Evet. Şimdi az önce dediğiniz önemli bir şey vardı. Asit düzenleyici ilaçlar. Evet. Buna gelelim. Evet. Hepimizin bildiği birkaç isim var zaten. Evet. Hiç isim vermeyelim ilaç ismi ama bunların kullanımları da çok önemli. Örnek veriyorum, gece 10'da. 9.30'da akşam bir mide rahatsızlığı asitini hisseden birisi gidip bu asit düzenleyiciyi alabiliyor. Çok herkes alıyor. Herkes alıyor ama bunu doktorlarımızın hep söylediği bir şey var. Aç karnına sabah kalktığınızda tedavi sürecinde bunun bir sistemi var, düzenli ilaç kullanma. Doğru ilaç kullanma da çok önemli tedavilerde. Şimdi bunların kullanımına girelim. Ne kadar süre kullanılmalı? Her mide ağrısında bu mide inhibitörler var ya, o asit. Evet. Ne kadar uzman olmuşum artık. Bunlar ne kadar doğru alınması? Her kafamıza esine, her ağrı olduğunda, her strese girdiğimizde. Şimdi şöyle, dediğim gibi doktor kontrolünde öncelikle Helicobacter pylori tedavi ettik diyelim. Yani onunla ilgili tedavisi ayrı çünkü onun. Arkasından piyasada var olan 3-4 tane mide asitini baskılayıcı ilaçlar. Bunlara proton pompa inhibitörü diyoruz. Yani mide asidi üreten pompayı inhibe ediyorlar. Çok ciddi bir buluş aslında. Yani midedeki kanseri, gastriti, reflüyü belirgin azaltan ilaçlar bunlar. Bunların eski kuşaklar artık kullanılmıyor. Yeni kuşakları kullanılıyor. Bunları hemen bir tane aldım midedeki asiti azaltacak diye bir şey yok. Bunun belli bir etkinlik kanda düzeye ulaşması lazım. Bunun için de aç karnı alınması öneriyoruz. Aç karnı alınması demek ya sabahleyin 45-30 dakika önce kahvaltıdan ya da gece yatarken alınması. Çünkü midede yiyecek varken bunların etkinliği olmuyor. Emilimi bozulduğu için bunların etkinliği olmuyor. Önerilen 30-45 dakika önce. Onun yanında bir de hep böyle büyüklerin kullandığı şuruplar var. Yani naneli böyle mide asidini baskılayıcı. Bunlar da aslında mide mukozasındaki o bahsettiğimiz savunma mekanizmasını kuvvetlendirici. Midenin tüm iç yüzeyini böyle bir beyaz, bunlar çoğunlukla biliyorsunuz böyle yoğurtta sıvar gibi. Evet. Tüm mide duvarını sıvayarak asitin etkisini ortadan kaldırıyor. Yani asit olsa dahi mide mukozamızı koruyor. Bu yüzden tek başına bir hap içtim mide asitim azaldı değil. Bunları beraber kullanmak lazım. Belli dozlarda kullanmak lazım. Bir de tedavimiz dediğim gibi doğru tedaviyle tedavi olduktan sonra kolay kolay tekrarlamaz. Yeter ki düzenli tedavimizi alalım. Evet, şimdi gelen sorulara şöyle bir bakıyorum. Mide bakterisiyle ilgili sorum kronik gastritte falan diye güzel sorular var. Birkaç tane atacağım ama şöyle bir döneyim izleyenlere ve söyleyelim. Yeni ekranların başına geçenler varsa efendim, bizler reflüden tutun gastrite, bakın o kadar çok sorular var ki elimde. Sizin de eminim hazırda vardır. Genel cerrah Murat Akın Beyefendi ile mide ve sindirim rahatsızlıklarını konuşuyoruz. Eğer bu problemleri yaşıyorsanız lütfen bize yazın. Hali hazırda tedavi gördüyseniz, tedavinin sonuçlanmadığını düşünüyorsanız, bir yerde bir eksik olduğunu düşünürüz biz de ve bu konuda size destek olmaya çalışırız diyelim. TRT Yeni Güne Merhaba Instagram ve Facebook hesaplarından sizlerin sesini duymaya gayret edelim bugün. Bolca soru cevap yapmak istiyorum çünkü özellikle izleyicilerimize Ramazan ayı da yaklaşırken sağlam bir mideyle Ramazan'a girmek var. Çünkü biliyoruz ki biz ülser ya da gastrit değil mi, midede bakteri varsa bu kişilerin oruç tutması da daha zor. İşte o yüzden ne kadar güzel zamanlama yapmışız ekibe, 10 numara diyorum. Yani Ramazan'dan önce midemizi toparlayacağız, Ramazan'a öyle gireceğiz inşallah diyelim. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki, mide ağrıdığı zaman elma yemek doğru mudur, iyi gelir mi? Kendisine iyi gelmiştir o yüzden soruyordur. Evet, şöyle, şimdi mide ağrıdığı zaman dediğimiz gibi asit fazlalığı olacak ki mideyi o yüzden ağrıtacak. Evet. Bazı insanlarda bu, yani bilimsel bir tabanı yok ama işte bir şeyler yediği zaman kısa sürede bu ağrısının geçtiğini gösteriyor. Bu hastamızın, bu dinleyicimizin aslında dediğim gibi 12 parmak bağırsağı ülseri ihtimali daha yüksek. Çünkü açlıkta ağrı olur ve yiyecekle hemen geçiyorsa bu 12 parmak bağırsağı ülserinin bir bulgusu. O yüzden birkaç denemeden sonra bir gastroenteroloğa, bir genel cerrahe başvurmasında fayda var. Evet. Ama hani bir şey bize iyi geldiği zaman onu yapıyoruz ama bilmiyoruz, başka bir sıkıntı da doğurabilir, öyle değil mi? Bir şey yeri. O anlık belki baskılıyor. Anlık baskılıyor, evet. Ama o hastalık süregen devam ediyor. İşte kronik gastrit, kronik ülser dediğimiz tablonun ortaya çıkmış hali hastamızın. Ve gelmiş bir soru, kronik gastritte ne yapmalıyız? Problem yaşıyorum diyor. Evet. Tekrar söylüyorum, Helicobacter pylori olmadığını veya olduğunu endoskopiyle bir gösterdikten sonra düzenli bir ilaç tedavisi, bu proton pompa inhibitörleri ya da diğer gruplarla mide asidini baskılayıp daha sonrasında diyet öneriyoruz.
Diyet. Evet, muhakkak öyle. Diyetini yapacak. O diyetten bahsederken fazla tuz ve şeker tüketmek mide rahatsızlığına sebep olur mu diyor? Olur, evet. Bunların hepsi mide asidini arttırıcı şeyler. Ama en önemlisi yağlı, baharatlı ve kahve içeren şeyler. Bunlardan uzak durmasını istiyoruz. Kafein değil mi? Kafein tarzı. Peki şöyle bir soru ben de ekleyeyim. Çölyaka daha geçmeyeceğim. Onu ikinci bölüme bırakıyorum. Hani bu yiyeceklerden ziyade bazılarına acı çok iyi gelir. Örneğin o cin biberleri vardı ya, uf çok güzel olur yemeklerin yanında o. Şimdi cin biberini örnek veriyorum, onun kadar böyle acı olan bazı midesi rahatsızlara dokunmuyor. Bazılarını mahvediyor. Yani neden mesela her midede aynı hastalık ama kişiden kişiye değişebiliyor? Birisi acı yerken diğeri yiyemiyor. İkisinde de problem şu aslında. Heh. Midemizin az önce anlattığımız gibi mukoza dediğimiz iç yüzeyinde bir zararlı ajanlar, normalde bulunan ama zarar veren bu asit ve asit türevleri midenin ürettiği. İki, bunun savunma mekanizması. Mide mukozasının kendi hücrelerinin koruyucu mekanizmaları var. Tüklük salgısından tutun da kendi ürettiği hormonlara kadar. Bunun bir dengesi var. Bazı insanlar ne yerse yesin bu denge bozulmaz. Bunlar genetik olarak şanslı insanlar. Ama bazıların özellikle savunma mekanizmaları zayıf olduğu için mide içerisindeki en ufak bir yiyecekte mide asidi kendi mukozasına zarar vererek gastrit, ülser ve kronik gastrit şeklinde devam eder. Evet. Tamamen mide mukozasının savunma mekanizması ile ilgili. O zaman şöyle bir şey, bildiğimiz bir şey belki bilmediğimiz bir şey olacak ama bazı insanların midesi gastrit problemiyle karşılaştığında tedaviye daha kolay olabilir. Diyete bozsa bile... İyi bir şey değil o ama bozsa bile bu kadar çok etkilenmiyor. Evet. Demek ki genetik olarak vücudumuzun tam hastalanmadan önceki mekanizmasındaki savunma alanı daha farklı olabiliyor. Daha farklı. Kimisinin şansı doğuyor. Şöyle bir şey mesela yeşil soğan. Ben söyleyeyim. Çok severim ama hiç yiyemem. Aynen. Mahveder beni. Şu an gastrit hani çok ciddi bir problem yok midede ama yeşil soğan gibi tam böyle can alıcı bir şeydir. Bazısı onu öyle bir yer ki ekmeğin arasına koyar yer. Özellikle İtalyan mutfağının vazgeçilmezdir falan. Ama bazısı da işte mutfağına sokamıyor. Evet. Birisi çok rahat yiyebiliyor. Onlara ben çok imreniyorum. Her ne kadar aynen, ben şu an mide rahatsızlığı yaşamasam da bir de öyle bir şey vardır. Tanı almamıştır, hiçbir rahatsızlığı yoktur ama bir şey yediğinde mide ağrısı çeker. Çünkü onun midesindeki savunma mekanizmalarını, koruyucu mekanizmaları o yediği yiyecek engeller. Bende engeller ama diğerinde engellemez. Bu tamamen biraz da dediğimiz gibi bünyenin genetik yatkınlığı ile ilgili. Evet. Ama temelde bizim bildiğimiz yağlı yiyecekler, kahve içecekli yiyecekler ve Helicobacter pylori midedeki rahatsızlığın temel sebebi. Evet. Öncelikle bunlara dikkat edeceğiz. İnşallah. Hocam bu arada çay mideye zararlı mı? Yani bilimsel olarak çayın 5 sene önceki bir çalışmada zararlı gösteriliyor. 5 sene sonra o çok iyi muhakkak için deniyor. Bu bilim zaten böyle hocam. 50 yıl önce dediğini 50 yıl sonra kendisi yiyor, çürütüyor. O yüzden ispatlanmış bir şey yok. Evet, o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? İspatlanmış bir şey yoksa biz çaylarımızı tazeleyelim. Ve güzelce içerken efendim küçücük bir aradan sonra devam edeceğiz. Ama dediğim gibi sorularınıza bugün daha çok ağırlık vereceğim. Ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra yeni güne merhaba devam edecek. Günaydınlar, yeni güne merhabaya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci. Bunlar aslında aile iklimini besleyen kanallar. Ya olursa ya olursa diye hayat kalitesi çok düşüyor. Biz kutunun rengini ve gülün rengini belirliyoruz. Ve yardım çığlığı aslında, ben öyle görüyorum her şeyi. İyi bir çocuk yetiştirmek sizin elinizde. Önce siz kendinizi yetiştireceksiniz. Genelde ilkokul birinci sınıfta öğretmenler tarafından fark ediliyor. Sana etleri, tatları fümeliyorlar ya, biz de burada kahveyi fümeleyeceğiz bugün. Aa, süper. Siz de ikram edeceksiniz değil mi? Tabii. Düşmanın nerede duruyor ona bak. Yani rengarenk yaratılmasının bir sebebi var. Yaşam başarısını, okul başarısını. Pamuk kullanılabilir, kozalak her tarafta bulunabilir. Eşiyle olan sorunu, çocuğuyla olan bir sıkıntısı işe yansıyor. Analitik düşünmek ne demektir? Alternatif olarak ne yapılabilir? Kahvaltı tabağıma yumurtadan başlayacağım. Çok agresif olabiliyor. Evet efendim, genel cerrah Murat Akın Beyefendi ile mide ve sindirim rahatsızlıklarını konuşmaya devam ediyoruz. Bolca soru gelmiş, onlara döneceğiz. Çölyak hastalığını bundan sonraya bırakmıştım ya, aslında çok yaygın olarak hocamla yayın öncesi konuştuğumuzda hani çölyak çok duyulmuş bir şey değildi bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce. Ama şimdi çok ciddi yaygınlığı var. Birkaç sorudan sonra çölyak rahatsızlığına da geçeceğiz inşallah. Ve sizler TRT Yeni Güne Merhaba, Instagram ve Facebook'ta.
Facebook hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı, önerilerinizi, özellikle konuyla ilgili sorularınızı bekliyoruz diyorum. Ve tekrar etmek adına Nilüfer Hanım'ın sorusuydu bu. Midedeki mikroplar nasıl tedavi edilir demiş. Belki yeni açtı televizyonu. Muhakkak. Biz başta konuştuk efendim, takip etseydiniz demiyoruz. Küçük bir şekilde doktorumuz size nasıl tedavi edildiğini anlatsın mı? Evet. Şimdi dediğim gibi bu mikrobun tedavisi hem midedeki gastritin, ülserin hem de mide kanserinin önlenmesinde çok çok önemli. O yüzden bu midedeki Helicobacter pylori dediğimiz bakterinin tanısını konması lazım. Bu endoskopi yöntemiyle de olabilir. Basit çok kısa bir endoskopiyle mide mukozasından bir örnek alınır. Patologlar bunları incelerler ve Helicobacter pylori pozitif ya da negatif diye raporlarlar. Ya da çok az merkezde yapılıyor ama nefes testinde nefes üfleyerek dahi bu test yapılabiliyor. Ya da büyük abdest halinde yapılabiliyor. Helicobacter pylori pozitifse bunun 7 ya da 14 günlük bir antibiyotik tedavisi var. İçerisinde iki farklı antibiyotik var. Bir tane de mide koruyucu, asit azaltıcı ilacımız var. Bunlar sabah akşam birer tane, yani sabah 3, akşam 3 olacak şekilde 7 ya da 14 gün. O patoloji raporundaki mikrobun pozitiflik derecesine göre bunları 7 ya da 14 gün tedavi ediyoruz. Arkasından da 1 ay kadar, 1,5 ay kadar da mide asit azaltıcı ilaç tedavisi veriyoruz. Evet. Bu tedaviyle %90-95 HP dediğimiz Helicobacter pylori rahatlıkla tedavi edilebilir. Ve hastaların gastrit, ülser, hatta ileride mide kanseri açısından da koruyucu oluyorlar. Evet. Böylelikle cevabınızı da vermiş olduk. Yeme tarzıyla alakalı dedik ya, yeme tarzımız etkiliyor asiti diye. Yemeklere demiş, salata veya meyve ile başlamak doğru mudur? Hiçbir sakıncası yok. O midenin şeyine bağlı değil mi? Fazla yağlı olmamak şartıyla, böyle reflü şikayeti fazla olanlarda bu salataya zeytinyağı koymayı azaltmak istiyoruz. Onun yerine biz insanlara şunu öneriyoruz. Her gün sabahleyin bir bardak suya bolca limon sıkıp içmelerini istiyoruz. Midedeki var olan asit, gece boyunca kalan asiti suyla birlikte hızlı bir şekilde 12 parmak bağırsağımızdan ilerlemesini istiyoruz. Bir dakika, bu çok önemli. Bu çok çok önemli. Her gün sabahleyin. Limon zaten midenin düşmanı diye bilinir. Yanlış mı biliniyor? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sabahları özellikle aç karnına siz diyorsunuz ki bir bardak ılık suya. Aynen, bir yarım limon yarım limonu sıkacağız ve içeceğiz. Evet, ülkemizde limon bolca var. Türkiye'de çok sayıda. Bunu içenler midemi daha fena yaptı diyor. Bilakis daha faydası olacaktır, sindirimini rahatlatacaktır ve gün içerisindeki gaz, şişkinlik, böyle hazımsızlık problemlerine çok iyi gelecektir. Peki ben de var ya delik arıyorum kaçacak ama burada küçük bir bal eklemek. Yani onu da yapabilirsiniz. Nane koyanlar oluyor, işte bal koyanlar oluyor. Nane çiğnemek de mide asitine çok iyi geldiği söyleniyor. Evet, nanedeki şu olay, bahsettiğimiz mide mukozasındaki savunma mekanizmalarının destekleyici özelliği var. O yüzden zaten ilaçlarda da o tat veriliyor. Hem sindirimi kolay hem tadı kolay olsun diye. Evet. Nane, limon, bal her gün sabahleyin yarım bardak, bir bardak içmekte çok büyük fayda var. Güzel. Hem temizlenmesi açısından midenin. Çünkü mide zaten... C vitamini alıyorsunuz. Çok ciddi bağışıklık güçlendirici. Aynen öyle. Bu arada hani... Yemeklerden sonra bir nane çiğnemek dedik. Hani yatarken o da baskılamaya yardımcı olacak. Ferahlatmak için. Ferahlatmak için. Kesin biz şeyler söylemiyoruz. Ama ilaçların içine katılmasının demek ki bunda bir hikmeti var ki katılıyor. Çölyak hastalığına geçeceğim ama bir sorumuz daha var. Şimdi sindirim rahatsızlıkları da dedik ya, önemli bir soru belki de. Kabızlık mide rahatsızlığını etkiler mi? Ve reflünün gerçek sebebi bu mudur demiş. Halk arasında bilinen bazı belki yanlışlar da olabilir. Şimdi, onları da düzeltelim hocam. Bir ayrı soru şeklinde cevap vereyim. Şimdi kabızlık mide rahatsızlığını etkiler. Çünkü kabızlık olduğu zaman bağırsak hareketlerimiz yavaşlar ya da durur. Dolayısıyla mide içeriğinden, mideden itibaren asitin ileriye doğru hareketi zayıflar. Yani bir mide içindeki yiyeceğin asitin ince bağırsak 3-4 metre, 1,5-2 metre kalın bağırsağa geçip defekasyon dediğimiz büyük abdestin çıkması lazım. İşte o yavaşlama olduğu zaman geriye doğru hepsi yavaşlar. Midenin asite daha çok maruz kalması artar. Midenin safranın mideye geri kaçmasına sebep olur. O yüzden kabızlık çözülmeden, bağırsak hareketleri normale dönmeden hazımsızlık, gastritin düzelme şansı da yok. Evet, aslında bu tür hastalarımıza da zeytinyağı öneriyoruz. Yani biz ilaçları çok sevmiyoruz aslında, cerrahlar. Günde bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı zeytinyağı
bağırsak hareketlerini çok güzel düzenler. Evet. Bu arada sindirim rahatsızlıkları ve mide ve sindirim rahatsızlıkları dediğim zaman bağırsak da tabii ki geliyor. Belki bugün çok detaylı olmasa da ufaktan gireceğiz. Örneğin bağırsakta bir polip olması, bağırsakta bir mikrop olması, yine midedeki asiti tetikleyen ya da mide rahatsızlıklarını tetikleyen bir şey mi mesela? Şimdi bağırsaklardaki polip ya da kitle, bunlar asitten ziyade bağırsak çalışma düzenini bozar. Yani bağırsaklarımızın belli bir elektriksel uyarımı var, birbirinin devamı şeklinde gelen. Eğer bir yerde bir polip, polipten sonra bunun bir kitle, bir tümöre dönüştüğü durumlarda o bağırsak çalışma düzenimiz bozulur. Ya da bu poliplerde kanama meydana gelir, gizli kanama. İşte halk arasında gizli kanaması olmuş, kansızlığı çok düşmüş dediğimiz durumlarda kansızlık meydana gelir. Kan değerimiz düşer. Bunların hepsi genel durumumuzu etkiler. Ama direkt bir polip, bir kitle midemize asit düzeyinde bir etkisi yok. Evet, öğrenmiş oluyoruz bunu da. Şimdi bir izleyicimiz çocuğu için bir soru sormuş. 8 yaşındaki oğlum 2 yaşından beri gece yattıktan 1 saat sonra uyanıp kusuyordu. Uzun süre reflü ilacı kullandık ama çok faydası olmadı. Ne önerirsiniz demiş. Aslında buna ampirik tedavi diyoruz. Yani önden düşünülerek tedavi vermiş bu çocuk hastamıza. Genellikle çocuklarda bu tür tarz rahatsızlık varsa gerçekten reflü ilk düşünülecek hastalık. Çocukluk çağında özellikle bu yaş grubunda. Bunlarda basit bir mide asit azaltıcı ilaçlar düşük dozlarda çocuk dozuna verildiğinde aslında geçmesi lazım. Eğer hala geçmiyorsa bu hastamızın bir çocuk gastroenteroloji bölümüne başvurup muhakkak endoskopisinin yapılması lazım. Şimdi yemek borusundan itibaren bir yerde bir bozukluk varsa bunun gözle görülüp tanısını konması lazım. Evet. Önemli bir noktaydı. Çocukları da, şimdi biz endoskopiyi konuştuk, çok kolay ama hani çocuklarda sıkıntı yaşanabiliyor. Genelde uyutularak evet, yapılabilir uyutularak ancak yapılıyor. Değil mi çocuklarda evet, da? Burada da korkmaması gerekiyor izleyenlerimiz. Yani güvenilir merkezlerin hepsinde zaten çocuklarda daha önemli. Anestezi doktoru ya da anestezi ekibi başındayken uyutularak yapılıyor bu tedavi. Yani anestezi doktoru ya da teknisyen arkadaşlar belirli dozlarda ilaçları vererek, uyutarak ve hiçbir çocuk rahatsızlık duymadan çok güvenli bir şekilde yapılabilir. Evet, şimdi hani belki fi tarihinden bahsetmiş olacağım ama endoskopide bazı rahatsızlıklarda yakalanılabiliyordu değil mi? Burada evet, hijyen meselesi tabii giriyor. Ama bir sağlıksız ortamlarda yapılan bir endoskopide bir mide mikrobuna, daha mide farklı tarzı mikroplara da sebep olabilir. Evet, o yüzden dikkat etmek gerekiyor. Evet. Hani şifa ararken başka dertleri de yakalanmamak gerekiyor. Şimdi bir soru var, ilgimi de çekti açıkçası. FMF atakları demiş, Akdeniz ateşi. FMF ataklarında yüksek oranda midede gaz olmasını nasıl engelleyebiliriz? Bir kere FMF ataklarında midede asit artar mı? Şimdi FMF dediğimiz hastalık Türkiye'de özellikle güney ve batı bölgelerinde çok sık gördüğümüz bir karın ağrısı sebebi. Yani bir bağışıklık sistemiyle ilgili bir mekanizmayla ve ateşin eşlik. Ateş, karın ağrısı, bulantı tarzında bağırsaklarımızın çalışma düzenini bozan bir şey. Burada vücut savunma mekanizmasına geçtiği için kendini her şekilde korumaya çalışacaktır. Yani sadece ince bağırsaklar, karın içerisindeki mezenter dediğimiz kök değil, midede de diğer organlarımızda da bir savunma mekanizması ortaya çıkar. Yani asit artsa bile vücudumuz midesini rahatlıkla koruyabilir. Yani FMF'de mide gastrit ülseri artacak diye bir şey yok. Peki ben şunu sorayım. FMF'de kullanılan korsin ilacı. Evet. Acaba o midede problemi oluşturuyor da ondan mı acaba artabiliyor? Kolçisin bağışıklık sistemindeki bir mekanizma da işe yarıyor. O sayede FMF ağrılarını geçirtiyor. Yani muhakkak yan etkileri vardır ama spesifik olarak kolçisin kullananlarda mide gastritine asit artar diye bir şey yok. Evet, şimdi dedik ya kullandığımız ilaçlar da çok önemli. Yani herhangi bir kronik bir rahatsızlığımız varsa ya da kullandığımız değişik antibiyotikler varsa bunlar da etkiliyor aslında mideyi. O yüzden hep doktorlar standart gittiğimiz zaman ne der? İşte miden nasıl? Evet. Midende gastrit ya da ülser gibi bir şey var mı der, ona göre ilaç yazar. Yazıyorsa ilaç yanına mide koyucu muhakkak verir. Bunlar önemli. Doktorlarımız elhamdülillah bu anlamda bizim yaşayacağımız sıkıntıların önüne geçmek için önemli önlemleri de alıyor. Bir diğer soru da ilginç. Annemin mide kapakçığı yokmuş. Ne yese hep şişlik ve hazımsızlık yapıyor. Çözümü ne olabilir? Şimdi mide kapakçığından bahsedelim. Böyle mide kapakçığım yokmuş gibi bir şey olabiliyor. Evet, şimdi mide kapakçı dediğimiz bir yemek borusundan mideye geçtiği yerdeki az önce bahsettiğimiz ana kapak, bu reflüyü önleyen, bir de mide ile 12 parmak bağırsağı arasında pylor dediğimiz kapak var.
Bunun ikisi de açılıp kapanan sfinkterler aslında. Hastamızın bahsettiği çok büyük bir ihtimalle mide ile yemek borusu arasındaki sfinkter mekanizmasının zayıflığı. Hı hı. İşte bunlar da yediği her şey midede gerginlik olduğu zaman mide basıncı biraz da kilo problemi varsa yukarıya doğru yemek borusuna doğru kaçabilir. Ya da alt tarafta pilor dediğimiz halkada bir darlık, bir sıkışıklık varsa midedeki yediği, midenin ürettiği asit ki günlük 600-700 cc mide sıvısı var. Bunlar 12 parmak bağırsağına geçemediği için midede genişleme. O da yukarıya doğru yansıyacağı için reflü meydana gelir. Alt taraftaki sfinkterin yani 12 parmak bağırsağı mide arası sfinkterin bozulmasının da tek sebebi gastrit ve ülsere bağlı oradaki yapışıklıklar. Hmm. Yani sonuçta yine bir gastrit var, yine bir ülser var. 12 parmak bağırsağında böyle açlıkken ağrı duyanlarda orada ülser iyileşirken ya da devam ederse darlıklar meydana getirir. Dolayısıyla bizim kapak mekanizmamız bozulur ve oradaki darlıktan dolayı yediklerimiz 12 parmak bağırsağımıza geçemeyeceği için yukarı doğru kaçmaya devam eder. Evet. O kadar önemli bilgiler öğreniyoruz ki sizden. Ne önereceğiz peki bu izleyenimize? Yani böyle bir problemi var. Tedavisi var ama bunun. Evet. Kesin tedavisi olarak. Var. Bir ilaç kesin desteği olarak. Alacak. Ama dediğimiz gibi evde yapacağı herhangi bir kür ya da herhangi bir ürünlerle yapılacağı, hazırlayacağı bir yiyecek yok bunun iyileşmesi için. Değil mi? Böyle bir hastada. Belki beslenmesi düzenlenebilir. Beslenmeden daha öte. Bu tanının konması lazım. Yani biz cerrahlar özellikle mide çıkış obstrüksiyon dediğimiz mide çıkışındaki bu darlıklarda gerek endoskopi, gerek tomografi, gerekse ilaçlı filmlerle bu darlığı gösteriyorsak bizim bunun cerrahi olarak da tedavi etme şansımız var. Çok kolay ameliyatlarla hemen o darlık bölgesi çıkarılarak ya da yönü değiştirilerek çok rahatlıkla bu kapak mekanizması düzeltilebilir. Evet. Aynı şekilde bu reflü hastalığına sebep olan mide fıtığı da rahatlıkla cerrahiyle düzeltilebilir. Yani mide fıtığı ameliyatları da yapıyorsunuz. Evet. Ve bunun yaygınlığı ne? Yani her mide fıtığı ameliyatlık mıdır sizce? Ameliyat evet. olmalı mıdır? Bir zamanlar çok sık yapılıyordu Türkiye'de. Hatırlıyorum. Biz bunu eleştiriyorduk. Yani bu kadar sık yapılmasın diyorduk. Ama bir işte Türkiye'de hep bir tüketim ülkesiyiz aslında. Bir ameliyat, bir film, bir sektör bir anda gündemde hemen ön plana çıkıyor. Mide fıtığı ameliyatlarında da o yemek borusunun etrafındaki o gevşeyen yere midenin kendi etrafında döndürülerek dikilmesi diye bir ameliyatımız vardı. Kapalı yöntemle yapıyorduk. Hala da yapılıyor ama eskiye göre dörtte bir oran, beşte bir oranda azaldı. Çünkü herkese yapmamak lazım. Neden? Çünkü elimizde ilaç tedavisi gibi çok etkin, yani az önce bahsettiğimiz o asit azaltıcı ilaçlar ve hastanın bilinçlenmesi, diyetine dikkat etmesi, sigarayı, alkolü, kahveyi azaltması da ameliyatla aynı etkinliği sağlıyor. Hmm. O durumda ameliyat yapacağımızda yani bıçaksız, yarasız iyileştirebiliyoruz. Evet. Ama endoskopi kontrollerinde bu yemek borusunun girişinde bare özofagusu dediğimiz kanser riskini arttıracak bulgu varsa işte bunlar da ameliyat kesin şart. Çünkü o doğru yapılan mide fıtık ameliyatlarında asitin yukarıya kaçması net olarak durdurulduğu için bu hastalığın kansere ilerlemesi önlenmiş oluyor. Hmm. Onlarda kesin olarak öneriyoruz ve kapalı yöntemle de güvenli bir şekilde yapılıyor. Ne kadar sürüyor bir mide fıtığı ameliyatı? Yani rahatlıkla bir saat 60-90 dakikada yapılır. En uzun süre yani 60 dakikada çok rahatlıkla yapılır. Ve iyileşme süreci ve tekrar yemeye dönüşü ne yani kadar süre alıyor? 2 gece hastanede kalıyor bu insanlar, 1 ya da 2 gece. Bir hafta 10 gün kadar oradaki kapağı daralttığımız için çok katı yemek önermiyoruz. Hmm. Biraz sulu yemeklerle bizim rejim 3 dediğimiz çorba, muhallebi, patates haşlaması, makarna tarzı ılık şeylerle. Rahatlıkla 15 gün sonra her türlü yemeğini yiyebilir. Evet, ne güzel. Elhamdülillah çözümü var. Allah evet. dermansız dert vermesin. Ama doğru hastaya yapmak lazım. Evet. Yani bizim sağlık camiasının dediğim gibi bir ara çok yapıldı. Ama şimdi eskisi kadar yapılmıyor. Çünkü dediğim gibi ilaç tedavisi aynı etkinliği sağlıyor. Diyet aynı etkinliği sağlıyor. O yüzden doğru seçilmiş hastalar yapılmasını her zaman öneriyoruz. Artık belli bir haddeye gelmiş evet, olması önemli. Evet. Şimdi çölyakı yine sona bırakıyorum. Niye bu çölyağı? Merak ediyorum çünkü ben de sorularım var ama. Mesela bir izleyenimiz demiş ki portakal gibi asitli meyveleri ne zaman yememizi önerirsiniz? Şimdi bu soruyu soranlar, ben izleyicimi çok iyi tanıyorum. Çok sevdiğim için hepsini.
mide rahatsızlığı olan, asiti fazla olan kişiler ama aynı zamanda asitli gıdalardan da vazgeçemeyen ya da işte asitli meyvelerden vazgeçemeyenler. Ya ben bunu yemek istiyorum, ya nefsim istiyor ama bir yandan midem de rahatsız. Ama daha az acı çekmem için ne yapayım önden diye doktordan evet. fikir istiyorlar. Şimdi meyvelerdeki asit aslında bizim bahsettiğimiz kadar çok değil. Yani mide asitin yanında %1, binde bir kalır. Hmm. Yani midenin kendi ürettiği asitin yanında. O yüzden portakaldı, limondu, elmaydı bunlardaki asidi yok sayacak düzeyde kabul edebiliriz. Ne zaman yememeler lazım? Midemiz doluyken yemeyeceğiz. Yani midenin belli bir genişleme kapasitesi var. Siz onun üzerine doldurmaya devam ederseniz o dolar ama kısa bir süre sonra da en ufak bir basınç hareketinde bir ıkındığınızda, bir ayağa kalkmaya kalktığınızda kaçacak yer arar. En kolay kaçacağı yer de yemek borusundaki kapak mekanizması. O yüzden tokken hemen meyve yemeyi önermiyoruz. Tokken hemen çay içmeyi önermiyoruz. Hmm. Yani biraz midenin boş olması lazım. Bu şeyi doğuruyor. Hemen işte gerçekten halk arasında yanlış bildiğimiz bir şey evet. var. Aç karnına elma yersem, portakal yersem mahveder zaten midem boş. Yok, dokunur. Ama aslında yanlış biliyoruz sevgili izleyenler. Ben de şu an şoktayım. Çünkü hep böyle düşünüp böyle yapardım. Bir de aslında hadi bir de aç yemeye yani ya da yarı tok diyelim. Evet belki. Yarı çok tıka basa yani yemekten değil. Yarım saat 45 evet. dakika sonra bir saat sonra meyve öneriliyor. Evet. Ya da açken de meyve rahatlıkla yenebilir. Açken yenilen meyvenin avantajı şu oluyor. Yani midedeki tokluk hissini daha çabuk veriyor. Yani yemeklerden önce, akşam eve gelince, sabahleyin kalkınca bir meyve yemenin avantajı o. Yani çok doymanızı engelliyor sizin, çok yemenizi engelliyor. Bu da kilo almanızın aynen. önüne geçtiği için evet. sağlıklı oluyorsunuz. Bir şey daha soracaktım, çok önemli. Ha, başka bir şey daha var. Çok geç yemek yemek ve çok hızlı yemek yemek. Hı. Şimdi midenin düşmanlarından bahsedelim. Hep böyle kronik stres falan buna bağlıyoruz ama öyle apar topar hayatımız var ki hocam. Ayaküstü yemek, yemeler, hemen fast food dediğimiz bir tüketim tarzı. Ha, kendimiz de fast food gibi tüketiyoruz. Şimdi bir de buna girelim. Evet. Ne diyorsunuz izleyenlerimize? Şimdi şöyle artık iş yoğunluğundan ya da günlük hayatın koşturmacasından yemek saatlerimiz düzenli değil. Hepimiz çalışıyoruz ya da herkesin kendine göre bir iş düzeni var. Ama vücudumuzun da bir biyoritmi var. Yani bir fizyolojik durumumuz var, bir hormon düzenimiz var. Yediklerimizi sindirmemize yardımcı olan hormonlarımız ve salgılarımız var. Bunların saatini kaçırmamak lazım aslında ama uyamıyoruz. Eğer uyamıyorsak da dikkat edeceğimiz şey hızlı yemek yemenin zararlı olduğunu biliyoruz. Hızlı yemenin birçok zararı var. Hem midedeki asit düzenini bozuyor, hem midenin üreteceği asit var olan yemeği sindirmeye yetmeyeceği için mide daha çok asit üretmek zorunda kalıyor. Ya da bu kapak mekanizmalarındaki çalışma düzenini bozduğu için birden midemiz geriliyor. Midedeki şişkinlik bu reflüyü arttırıyor. Geç yemenin zararı da şu, geç yattığımızda, geç yemek yiyip yattığımızda hormon düzenimiz bozulduğu için onu sindirmeye yarayan sıvılar üretmemiz zorlaşıyor. Ve artı yattığımız zaman midedeki basınç yatay pozisyonda olduğumuz için yemek borumuza daha çok yansıyor. Ve reflü daha çok meydana geliyor, daha çabuk meydana geliyor ve sindirim daha zor oluyor. Fizyolojik olarak da gerekli salgıları üretemediğimiz için midemizdeki gerginlik reflü olarak bize yansıyor. Evet, bunları da belki izleyenler sorar diye düşünmüştüm. O kadar çok soru var ki hemen susuyorum. Çölyak başlayalım, ardından bitişte paso sadece sizin sorularınızı soracağım, söz veriyorum. Belki hiç soru sormayacağım. Çölyak nedir? Nasıl teşhisi konulur? Tedavisi nasıldır? Kimlerde olur? Şimdi hocam. Çölyak aslında 5-10 sene önce, 15 sene önce Türkiye'de çok bilinmiyordu. Sadece evet. işte ilgili doktorların bildiği, çok az merkezlerde tanı konulan bir hastalık şekliydi. Çölyak dediğimiz hastalık arpa, buğday, çavdar gibi bak... un elde ettiğimiz ürünlerde var olan bir proteine karşı vücudumuzun ürettiği bir hastalık. Yani aslında bunu kendi vücudumuz üretiyor ve yediğimiz yiyeceklerdeki bir maddedeki alerji sebebinden dolayı üretiyor. Gluten enteropatisi deniyor, çölyak hastalığı deniyor. Çok üzerine düşmedikçe, sorgulanmadıkça da tanı koymak zor oluyor. Bu hastaların bize geliş şikayetleri ya da gastroenterolojiye başvuru şikayetleri az önce bahsettiğimiz mide şikayetleriyle benzer şeyler. İşte hazımsızlık, şişkinlik, kilo alamama en önemli problem. Karınlarında şişkinlik olmasına rağmen zayıflamaları bu hastaların. Özellikle çocuklarda olduğu zaman da büyüme gelişme geriliği,
Bu gibi büyüme gelişme geline sebep olacak vitamin eksiklikleri, demir eksikliği, B12 eksikliği, kalsiyum eksikliği, A vitamin eksikliği. Çünkü çölyak dediğimiz hastalıkta bu buğdayda, arpada, yulafta aldığımız maddenin içerisindeki gliadin dediğimiz proteine karşı bir alerji var. Ve tek sebebi de bu. Yani bir madde bize alerji yapıyor ve bu alerji çok ilginç olarak sadece ince bağırsaklarımızın iç yüzeyinde, o mukoza diye bahsettiğimiz iç yüzeyindeki emilimi sağlayan, yani aldığımız besinleri emilmesini sağlayan villus dediğimiz böyle çıkıntılar var. Yani ince bağırsağın içerisinde bir emilimi sağlayan tüm lümen var. Ve sadece burada tahriş yaptığı için, burada harabiyet yaptığı için istediğiniz kadar beslenin, aldığınız hiçbir şeyi vücudunuz geri ememiyor ve dolayısıyla kaybederek bağırsaklarınızı atıyorsunuz dışarıya. Evet. Bu anlamda hep hani genelde kabızlık değil de ishal sorunu. İshal, evet, aynen. Aşırı derecede. Yediklerini sindiremediği için hem sindirim hem emilim bozukluğu olduğu için bağırsaklarından kaybediyor. Hem çocuklarda oluyor hem erişkinlerde. 30'lu 40'lı yaşlardan sonra erişkinlerde görüyoruz. Böyle bir dağılımı var. 30'lu 40'lı yaşlardan sonra neden olur ki? Hani önemli bir şey. Yani biz hep şöyle düşünüyoruz. Böyle bir emilim yapamıyorsa, böyle bir sindirim yoksa sanki genetikmiş ya da doğuştan oluyormuş gibi ama sonradan da olabiliyor. Evet, neyin neden oluyor sorunun olmasına? Aslında genetik yönü çalışmalar %10 kadar genetik olduğunu gösteriyor. Annede, babada, kardeşlerde varsa %10 sizde de olacaktır. Daha çok çevresel faktörler. Yani bu bir alerji aslında. Yani kaba tabirle elimizde yüzümüzde nasıl alerji varsa bağırsaklarımızın da duvarında alerji olması. Bir maddeye karşı alerji olması. İşte bu alerjinin ortaya çıkışını tetikleyen şeyler tam bilinmiyor. Bu bağışıklık sistemi ilgili hastalıklar daha 10, 20, 30 yıl araştırılması gereken hastalıklar. Bunu tetikleyen faktör işte gebelik oluyor, hamilelikten sonra doğum yapmak, sigara kullanmak mesela bunlar hep tetikliyor bunları. Bu tür şeyler tetikledikten sonra bu alerji insanlarda meydana geliyor ve devam ediyor. Ama bir özelliği var. Yani tanı konduktan sonra da eğer siz o buğday, arpa, çavdar, nadiren de yulaflı besinlerden uzak durursanız %99, %100'e yakında tedavi olabiliyorsunuz. Ya artık değil mi? Bu hastalığın artmasından dolayı hani tüketimde de değişiklikler oldu, üretimde de hakeza. Marketlerde çölyak hastaları için özel gıdalar, özel ekmekler, çikolatalar, şekerlemeler var. Büyük marketlerde ben ona rastladım. Özellikle çocukların şeker deme ihtiyacını gidermek mısır için. Mısır şurubundan yapıyorlar. Değil mi? Mısır şurubu. Bu hastaların bu alerjiye sebep olan proteinin olmadığı ürünleri tüketmesi lazım. İşte mısır, pirinç, yulaf da çok nadiren yapıyor ama soya fasulyesi, soya ürünlerindeki proteinler bu alerjiyi yapmıyor. Bu insanlar mısır ününden üretilmiş her türlü kurabiye, pasta, kek, börek yiyebilirler. Bir sakıncası yok. Ama bilinçli toplumda bunu dikkat etmemiz lazım. Bu undan yapılan işte muhallebiler, tatlandırıcılar ya da işte bazı pastalarda buğday kullanılmadı dese bile çavdar unu kullanılmış oluyor. Onları iyi sorgulamak lazım. Yani bu hastalık bu üründen uzak durduğunuz sürece tedavi olabiliyor. Ve çok ilginç çalışmalar şunu göstermiş. İnce bağırsak mukozasındaki hasar, bu gliadin dediğimiz protein içeren buğday arpa unundan uzak durduğunuz zaman 3-4 ay içerisinde kendini tamamen yeniliyor. Bir daha bu ürünle karşılaşmadığı sürece de tekrarlamıyor. O yüzden bu ürünleri alırken çok dikkat etmek lazım. Aslında çok pahalı ürünler. Yani öyle marketlerde gördük ya burada da satılıyormuş değil. Çok üretimi zor olduğu için. Bir de fiyat farkı ciddi var. Çok ciddi var. Türkiye'de üreten firma sayısı da az. Onların önü yani bu anlamda çölyak hastalarını bu kadar zaten sıkıntı yaşarken bir de maddi anlamda bir külfet yüklenmesi bana çok adil gelmiyor açıkçası. Evet, bunu bakanlık çözmek üzere veya çözüyordur. Bu insanlar belli bir sağlık raporu aldıkları takdirde bu tür ürünleri çok ciddi indirimle alma haklarına dair bakanlığın bir çalışması var. Belki de sonuçlanmıştır. Yani bu böyle bir şey gündeme gelmişti. İnşallah. Böyle bir şey ben... Sonuçlanmadıysa sonuçlansın diye buradan haykırıyoruz. Evet, muhtemelen İnşallah. Sonuçlanmıştır. Böyle bir haklar olmalı insanların evet, çünkü hastalıkları var. Bu hastalığın tanısını koymak önemli ama yani hazımsızlık, şişkinlik, karın ağrısı, ishal bakın toplumda herkes de var. Evet. Yani zaman zaman ataklar tarzında bunun tanısını koymak için elimizde çok iyi tanı testleri var. Bugün birçok hastanede yapılan bu az önce bahsettiğim bu proteine karşı bu bir antijen dediğimiz uyarıcı
Ona karşı antikorlar, 4 tane antikor var elimizde. Bunlar kan testlerinde çok rahat bakılabiliyor. Ve duyarlılık oranları çok yüksek. Yani %55-%90 oranında bu antigliadin antikorları, antimizol antikorlar dediğimiz antikorların tespit edilmesi mümkün. Ama kalıcı tanı yine endoskopiyle. Yani kesin tanı endoskopiyle. Çölyak da endoskopiyle. Evet. Aynen endoskopide 12 parmak bağırsağına geçip hatta biraz daha ilerisinde ince bağırsaktan bir mukoza dediğimiz yerden örnek alınıp mikroskopta bakılıp tanı konması gerekiyor. Evet. Tedavisinde dediğimiz gibi o besinlerden uzak durması artı bir medikal destek ya da herhangi bir vitamin gibi bir destek sağlıyor musunuz? Şimdi bu hastalar bize geldiğinde ya da gastroenteroloji ya da iç hastalıklarına başvurduğunda öncelikle şüphelenmek lazım. Yani öyküsünü çok iyi alıp böyle bir hastalık var işte siz buna uyabilirsiniz deyip bu kan testlerini isteyip arkasından vitamin ve karaciğer, böbrek ve kan sayımlarına baktırıyoruz. Hı hı. Baktığımızda gördüğümüz şu, yani D vitaminleri çok düşük bu insanların çünkü emilimleri zayıf. A vitaminleri çok düşük, B vitaminleri, B12 vitaminleri, demir, folik asit bunlar çok düşük çıkıyor. Bunların yerine konması lazım. Her ne kadar bu diyeti kessek de, yani diyet önersek de eksik olan vitaminleri yerine koyup şikayetlerin geçmesi lazım. Özellikle orta yaşın üstündeki insanlarda bu D vitamini ve kalsiyum eksikliğine bağlı kemik erimelerini çok sık görüyoruz. Kemik kırıklarını çok görüyoruz. Evet. Çocuklarda da özellikle çocuklarda büyüme gelişme geriliğinin çok önemli bir sebebi. Yani çocuk bir şekilde büyümüyor, besleniyor. Tüm arkadaşlarından geride kalmış. Bunları çok iyi araştırmak lazım. Hem diyet hem bu vitaminleri yerine koyduktan sonra hala tedavi edemiyorsak sonuçta bu bir alerji hastalığı, bağırsak alerjisi tabir caizse. Onun tedavisinde kortizon dediğimiz, kortikosteroid dediğimiz tedaviler var. Ama bunu çok uzmanlaşmış gastroenteroloji ekiplerinin yapmasını öneriyoruz. Çünkü bu hastalığın tedavisi yetersiz kalırsa bir tür bağırsak lenfomasına dönüşme riski de var. Nedir o? Non-Hodgkin lenfoma dediğimiz bir hastalık. Hı hı. Lenf bezi kanseri tabir caizse. O yüzden bu hastalık diyetle tedavi edilemiyorsa ileri merkezlerde gastroenterolojinin bu konuda spesifik merkezlerinde tedavilerin düzenlenmesini öneriyoruz. Evet. Zor bir hastalık. Zor bir hastalık. Allah yardımcıları olsun ve şifa dileyelim tüm çölyak hastalarına da. Şimdi son 25 dakikada ben birkaç soru atacağım. Birkaç değil hatta hepsini söyledim. Atacağım. Facebook ve Instagram'dan gelen sorularınıza dönelim efendim. TRT Yeni Güne merhaba. İki tane hesabımız var. İkisinden de sorularınızı alalım, doktorumuza soralım. Bir izleyenimiz demiş ki aç olarak tahin yemenin mideye nasıl bir katkısı olur? Muhtemelen gene mide asitini dengeleyecek yollar arıyoruz hocam diyorum. Ben de yapıyorum bunu. Evet şöyle tahinde aslında sıkıntı yok ama tahin yağlı bir içecek. Evet. O yüzden reflü şikayeti olan çok fazla gastrit problemi olanlara aç karnına da tok karnına da fazla önermiyoruz. Hı-hı. Ama yağlı yiyeceklerin aç karnına alınmasının çok da bir sıkıntısı yok. Önemli olan tok karnına almamak. Bu da önemliydi. Hep tok karnına dedik. Evet. Bunu da öğrenmiş olduk. Ben de bugün güzel şeyler öğrendim. İzleyicimizin birisi demiş ki az önce siz sabahları şunu için dediniz ya herhalde o da bunu yapıyor. Aç karnına ılık suya elma sirkesi döküp içmek doğru mudur? Zayıflamaya çalışıyorsunuz değil mi? Elma evet. Sirkesinin bir özelliği var. Elma sirkesi vücuttaki yağ asitlerinin yakılımını arttırıyor. Yani elma sirkesindeki bir maddeden dolayı. Aç karnına tok karnına fark etmez. Çok zararlı bir şey değil. Ama bizim diyetisyen arkadaşlarımızın şöyle bir önerisi var. Greyfurt suyuna elma sirkesi koyup akşam içmenin yağ asitlerini daha kolay yıktığını söylüyorlar. Hmm. O yüzden yani bu da bir ılık suyla içilmesinde bir sakınca yok. Güzel. Bir sporcumuz yazmış. Demiş ki yüzme sporcusuyum ileri derecede yanma yaşadığım için spor yapamayacak hale geliyorum. Ne yapmalıyım? Özellikle yüzerken demiştim. Evet. Ya bu hani bir de giyinmeden bahsetmek de evet. Gerekiyor. Öyle sorular çok gelmiş. Buyurun evet. Hocam. Şimdi yüzme sporu, diğer sporlar hiç fark etmez. Hı-hı. Sonuçta bir hareket var. Aktivite ve karın basıncını arttırma durumu var. Yani kasılması gerekiyor, ıkınması gerekiyor. Karın basıncı arttığı zaman da midemizdeki kapak, üst kapağımız daha zayıf olduğu için hı-hı. Yukarıya doğru reflü oluyor. Yani bu hastamızın bir endoskopiyle kontrolünü yaptırıp reflü tedavisi alması gerekiyor. Evet. Ve bir izleyicimiz demiş ki ben de reflü başlangıcı vardı ilaçlarımı kullandım. Ama geçti diye ilaçlarımı bıraktım. Şimdi yeniden başladım.
İlaçlarımı içsem bile hafiften yanma oluyor. Ne önerirsiniz? Endoskopi gerekir mi? Evet. Şimdi kafamıza göre ilaç başlayıp ilaç bırakmak ne kadar sağlıklı? Bir kez doktor arkadaşımız ilaç tedavisi önerdi ve süresinde kullandıysak, bir dahaki şikayetimiz olduğunda aynı tedaviye başlamak bizim Türk insanımızın ortak yanılgısı. Muhakkak tedavimizin düzenlenmesi için böyle hastalıklarda bir doktora başvurmakta fayda var. Hele hele tekrarlıyorsa, bu reflü hastalığının sebeplerinden biri de bu mide fıtığıysa, endoskopiyle bunu görmek gerekir. O yüzden tekrarlayan reflü hastalarında ilaç tedavisinden önce bir kez endoskopi öneriyoruz. Evet, bazı öneriler de bulunmamızı istiyorlar ama kullandıkları değişik otlar falan var. Yani çok çok uzun sorular geliyor. Onun bir uyarısını yapayım mı? Lütfen sorularınızı minimal, küçücük, kısa, öz düzeyde tutarsanız arkadaşların bana ulaştırması daha kolay olacak. Nereden? TRT Yeni Güne Merhaba, Instagram ve Facebook'tan diyorum ve bir soru daha atıyorum hocam. Bazen tok olduğum halde midemde gurultulu sancı oluyor. Neden olabilir ve hangi branş doktoruna gitmeliyim demiş. Evet. Şimdi midemizdeki gurultu demek ya da bağırsaklarımızdaki gurultu o bölgenin fazla çalışması ile ilgili. Yani ileriye doğru hareketlerin zorlaması ile ilgili bağırsak ya da mide içeriğinin. Tok olduğu zaman olması aslında fizyolojik bir şey. Midemiz bunu atmaya çalışıyor. Ya aşırı çok yemiştir ya sindirimi zor sebzeler, meyveler ilk yoğun şekilde tüketmiştir. Mide ya da bağırsaklar bunu sindirmek için bir efor sarf ediyordur. Bu devam ediyorsa öncelikle gastroenterolojiye başvurup bunun bir düzen yani endoskopik kontrolünde mide çıkışına bir darlık var mı? Bir 12 parmak bağırsağında ülser var mı? Bunları kontrol ettirmekte fayda var. Evet. Bir annemiz diyor ki 4 yaşındaki kızıma reflü tanısı konuldu ve mide koruyucu verildi. Kızımı nasıl beslemeliyim? Evet. Benim de 7-8 yaşındaki kızım aynı şikayetleri yaşadı. Biz de mide koruyucu verdik. Tedavisinin kontrol. Nasıl besleniyor kızınız mesela? Doktorumuzdan birebir alalım. Bir doktor baba olarak. Benim küçük kızım tabii okulundan dolayı çok bizim kontrolümüzde değil. Gündüz tüm gün okula gidiyor. Evet. Okulda muhakkak kaçırıyorlar. Onu hepimiz kabul ediyoruz. Ama ideali yani sabahleyin kahvaltısını tam yapmasını istiyoruz. Hı. Mümkünse sütlü bir yiyecek. Yanında yiyebiliyorsa tost, annesinin yaptığı peynirli bir tost. Ya da zaman zaman yumurta haşlaması tarzında proteini bol şeyler alması lazım. Kalsiyum ve protein değeri yüksek. Akşam yemeğinin de yani gündüz okulda ama akşam yemeğinin ideali aynı saatte yedirmeye çalışmak. Ki bağırsak düzeni çocuklukta hep kazanılsın, yıllarca devam etsin diye. Çocuklarda mümkün olduğu kadar protein ağırlıklı, karbonhidrattan uzak, yağlı yiyebilirler ama protein ağırlıklı beslemekte fayda var. Evet. Bu hastamız için problem şöyle, 4 yaşında reflüsü var. Yine tekrarlıyor, yine olabilir. Dediğim gibi dondurmadan uzak durmaları lazım, çikolatadan uzak durmaları lazım, fındık, fıstık, fazla yağlı şeylerden uzak durmalarını öneriyoruz. Hani bir avuçtan bir şey olmaz ama bu kuru bakliyat, kuru çerezleri fazla yememelerini, özellikle de doyma hissini aldıktan sonra tekrar yememelerini sıkı sıkı tembih etmemiz lazım. Bazen çocuklar bu patates kızartmasıydı, yağlı şeylerdi, yedikçe yemek istiyorlar, yedikçe yemek istiyorlar. Belli bir dozda bırakmak lazım. Evet. Çok enteresan sorular geliyor. Ben de izleyicimi niye çok seviyorum? Böyle onların sordukları soru bende başka vizyonlar açıyor. Hepsini yetiştirmeye gayret edeceğim. Hızlıca bir tanesini daha okuyorum. Sabah kahvaltımı güzel yapıyorum demiş izleyicimiz. Ama öğlen çorba yemem lazım. Bir şeyler atıştırırsam acı su geliyor. Ne yapmalıyım? Çok yaygındır bu acı su. Acı su dediğimiz işte reflü hastalığı. Yani acı su aslında midedeki asit. Yani bunun yukarıya kaçması. Yani bu hastamızın bu reflü yönünden kendini bir sorgulaması lazım. Yani ben çok yağlı yiyor muyum, çok kahve içiyor muyum iş yerinde, çalışma pozisyonum nasıldır, ayakta dik duruyor muyum, akşamları çok fazla yiyor muyum ya da bunlara dikkat ettiği halde hala devam ediyorsa dediğim gibi kapak mekanizmasında problem vardır, endoskopi yaptırması lazım. Şimdi gelen şöyle sorulara baktım. 4 ya da 5'inde hep böyle acaba o acı su mu başka bir şey mi genirmeden bahsediyorlar. Ağrım yok diyor. Midemde hiçbir problem yok ama ne yesem o bir genirme oluyor ve toplum içinde çok zor duruma düşüyoruz diyorlar. Nedir bunun meselesi? Yani ağzımızdan mide gazımızı çıkarmaya genirme diyoruz. Evet. Bunu bilinçli olarak insanlar kendisi de yapabilir. Bazen ya da yaparak rahatlıyor çünkü. İşte bilinçli yapanlar rahatlamak için yapıyor da farkına varmadan da olabiliyor bazen.
Burada yine problem bir, midenin kapasitesinden fazla mide içerisinde bir şey girmiş olması. Bu yiyecek de olabilir, hava da olabilir. Yani biz farkına varmadan burnumuzdan nefes alırken zaman zaman ağzımızdan da nefes aldığımız için ağzımızdan aldığımız nefesin büyük bir kısmı nefes borumuza değil yemek borumuza kaçar. Ve nefes borumuzdaki olmayan hava yemek borumuzdan midemize geçtiği için ister yiyeceklerle ister havayla mide bir gerilir. Midenin dış zarında, dışında bu gerilme reseptörleri vardır. İşte dolduğunu hisseden, dolgunluk olan. Mide bunu atmak ister. Evet. Eğer içerisindeki havaysa 12 parmak bağırsağına gitmesi zor bunun. En kolay nereye gider? Akciğerlerimizdeki negatif basınçtan dolayı hava yukarıya doğru kaçmak ister. O akciğer yemek borusuyla mide arasındaki kapak da zayıfsa, yani reflü yatkınlığı varsa, hava istemeden de olsa da isteyerek de olsa yukarıya kaçar. Özellikle bu havayı çok yutan insanlar farkına varmadan çok konuşan meslek hastalıklar, öğretmenler, spikerler, avukatlar, bu tür çok konuşma yapmak zorunda kalanlar farkına varmadan çok hava yutarlar. Yemek borusundan sonra midemizin üst tarafında bir kesecik vardır. Bu havayı tutması için normaldi. Ama kapasitenin üstünde hava yutarsanız gerilir ve kaçacak olduğu yer hemen o keseciğin yanındaki o kapak mekanizması zayıfladığı zaman yukarıya doğru kaçar. Evet. Ne güzel bilgiler veriyorsunuz hocam. Böyle kafamızda canlanıyor midenin kapağı çıkış noktası. Son 15 dakikada hiç ara vermeden hemen devam ediyorum sorulara. Arkadaşlar yazmaya devam etsinler. Bahar ve yaz aylarında yani mevsim geçişlerinde mide rahatsızlıkları artıyor. Neden olabilir? Çok evet. Güzel bir soru. Şimdi bu mevsim geçişlerinde bizim fizyolojik dengemiz de değişiyor. Yani doğa değişiyor. Dünya değişiyor, o hava iklimler değişiyor, insanların fizyolojisi de değişiyor. Bu dönemdeki işte bağışıklık sistemindeki değişiklikler aynı zamandaki mide duvarında da var. Bu bağışıklık organlar, bağışıklık hücreleri midemizin çalışma düzeninde bu geçiş dönemlerinde muhakkak olur. Bir de üzerine viral enfeksiyonlar, gripal enfeksiyonlar, bağışıklık zayıflayıcı enfeksiyonlar da binince bir de kontrolsüz ilaç kullanımı olunca ya da mevsim geçişlerinde yemek kültürümüz de değişiyor biliyorsunuz. Kışın, yazın, bahardaki yiyeceklerimiz. Biraz kendimizi kontrol edemediğimizden oluyor bunlar. Evet. Şimdi ben dedim ya çok güzel anlatıyorsunuz diye. Bir meslektaşınızdan Özgür Çevirme çok sıkı takipçilerimizden çok güzel anlattığınızı, çok önemli bir konu olduğunu söylüyor. Şimdi doktorlar tabii bizi izleyen doktorlar da olunca biliyoruz ki biz çok yaygın olduğunu ve konunun çok önemli olduğunu söylüyorlar. O yüzden durmadan soruları hemen soracağım. Diğer bir izleyenimiz, bu arada teşekkür ederim, gelen mesajların hepsini okuyamıyoruz ama soruları yetiştireceğiz inşallah hocam. Midemde reflü var. Bazen nefesim tıkanıyor, şiddetli öksürmeye başlıyorum. Reflü ile alakası var mıdır? Öksürük ve reflü arasındaki ilişki. Evet, bu çok bilinen bir konu aslında. Evet. Reflü olduğu zaman o kapaktan yukarıya kaçan asitler yemek borumuzda tahriş yapıyor. Ama miktar fazla gelirse daha yukarıya devam ediyor. Yemek borumuz 30-35 santimetre. Yutak dediğimiz bölgede solunum sistemiyle, başlangıcıyla yemek borusu başlangıcı bölgesine kadar bu asit çıkarsa oradaki nefes alma mekanizmalarımızı da bozarak orada ödem meydana getiriyor. İnflamasyon dediğimiz iltihap meydana getiriyor. Ha yemek borusunda olmuş, ha yukarıda olmuş. Aynı şey oluyor ve öksürüğü tetikliyor. Bu insanlar astım krizi gibi öksürüklerle gelirler. Çok sıktır bunlar toplumda. Daha da ileri buradaki enfeksiyon, inflamasyon solunum yollarına devam ederek akciğere gidip zatürre de yapan hastalar var. O yüzden reflü deyip geçmemek lazım. Doğru tedaviyi muhakkak almak gerekiyor. Çok basit konuşuyoruz. Ben de reflü var. Sanki şey gibi hani ufak bir soğuk algınlığı gibi konuşuyoruz ama hocam anlattıkça ben de açıkçası korkmaya da başladım bu anlamda. Ekibimizde de bizim sıkıntılar vardı, yaşayanlar vardı. Var. Özellikle böyle çok aşırı yemesine düşkün olanlar. Kilo problemi. Arkadaşlar zayıflıyoruz. Yani Ramazan'dan önce sağlıklı bir kiloya ve sağlıklı bir mideye sahip olarak inşallah böyle huşu içinde bir Ramazan diliyorum. Ben Ramazan erken girmişim. Şey psikoloji değil. Nedir bilmiyorum. 17 yıl önce demiş izleyicimiz. 12 parmak bağırsağımda daralma nedeniyle ameliyat oldum. Evet. Midemde asit fazlalığı var. Kilo alamıyorum. Sebebi bu olabilir mi? Evet. Şimdi 10 yıl, 20 yıl önce ben asistanlık yıllarında bu mide daralması, 12 parmak bağırsağı ülserlerinden dolayı çok ameliyat yapıyorduk. Bu ameliyatları bu mide asit azaltıcı ilaçlar kullanıma girdikten sonra bırakıldı. Yani çok çok azaldı. Evet. Bu hastamızda çok büyük bir ihtimalle o ameliyat sırasında
ya bir bağırsağın bir kısmı çıkarılmıştır ya midesiyle ince bağırsakları arasında bir geçiş hazırlıyoruz. Yani sindirim görevi bu hastamızda azalıyor. Yani aldığı besinler yeterince sindirilemeden bağırsaklarına geçtiği için ya yani devam ettiği için emilim bozukluğu vardır. Yani bunun bir doktoru tarafından, gastroenterolog ya da genel cerrah ameliyat yapan ekip tarafından hangi tip ameliyat yapıldığı kendisine bilgilendirilmeli. Ben sadece nasıl bir bilgi olacak böyle genel geçer yani hayatın içerisinde karşılaştığım sorunu olanlar hep yemeği çok seven ve yemeğe düşkün olanlar. Şimdi bu yanlış olabilir bakın ama çevremde bakıyorum çok böyle kilo problemi olan yemekle çok böyle yemeğe çok aşık olup da aşırı yemeğe düşkünlüğü olan insanların midesi çok rahat. Demek ki aslında biz midemize çok böyle çöp teneksi muamelesi yapmayacağız. Saldırırcasına yemeyeceğiz. Tıka basa doyurmayacağız. Peygamber Efendimizin hadisini hatırlatmakta fayda var. Lütfen midenizin üçte birini değil mi? Evet. Aç bırakarak. Bir miktar aç kalkmak bir miktar aç kalkmanızda fayda var. Tıka doymadın mı yesem mi acaba gibi değil. Hafif doyduğunuzu hissettiğiniz anda kesmenize çok fayda var. Yesem de yemesem de midemde şişlik oluyor diyen bir izleyicimize ne öneririz? Şimdi bu hastalarımızda çok sık toplumda yani işte su içsem yarıyor ya da şunu içsem ağrıyor, bunu yapsam şişkinlik oluyor. Bir kere yeme alışkanlığını kendisini bir kontrol etmesi lazım. Çok baharatlı, çok yağlı, çok işte kahve türevi, sarımsak, soğan böyle gazlı şeyler tüketiyor mu? İki, düzenli saatlerde beslenebiliyor mu? Yani sonuçta değil mi, fizyolojimiz var yani belli bir hormon üretimimiz var, salgılanma sıvılarımız var. Saatine dikkat ediyor mu? Üç, bağırsak görevinde yani mide bağırsakta düzenli bir çalışmada problem var mı? Bunlar yoksa bu hastamızda bu şikayetler olmayacaktır. Bunlardan birinde problem varsa beslenme alışkanlığını değiştirecek, saatlerine uymaya çalışacak ya da bu bağırsak sistemi mide bağırsakta problem varsa öncelikle gastroenteroloji ya da bir genel cerrah gidip bu şikayetlerin araştırılmasını isteyecek. Çölyak da olabilir, gastrit de olabilir, reflü de olabilir, işte endoskopiden, kan tahlillerinden, diğer hormonların hepsine bakılması lazım. Evet. 48 yaşındayım, reflü var demiş izleyenimiz. Ama sürekli midem şişiyor, oradan o da sırtıma vuruyor, nefes alamıyorum. Endoskopi oldum, bir şey yok dendi, ne yapmalıyım? Endoskopide bir şey çıkmadığında ne olacak? Evet, şimdi şöyle, yani endoskopinin doğruluk oranını bir kere bilmek lazım. Güvenilir bir yerde yaptırmış mı onu bileceğiz. Eğer endoskopide reflüye sebep olacak bu mide üst kapakta sorun yok, yukarıya asit kaçışı yoksa bu hastamızda o zaman gastrit vardır. Yani mide içerisinde problem vardır. Ya da midenin çıkışındaki 12 parmak bağırsağın ağzındaki kapakta sorun vardır. Bunlarla ilgili endoskopi notuna dikkatli bakmak lazım. Arkasından da bu hastamızda eğer reflü yok, kapaklarla ilgili sorun yoksa da gastrite yönelik Helicobacter pylori var mı yok mu? Ondan emin. Yani mesela endoskopide biyopsi alınmış mı? Helicobacter pylori'ye bakılmış mı? Bunu teyit etmek lazım. Önemli işte. Evet. Endoskopi çok kilit. Biyopsi almadan çıkıntıysa doğru kabul etmiyoruz. Öyle mi? Evet. Muhakkak endoskopide yani biyopsi. Helicobacter pylori yönünden risk varsa alınmasını istiyoruz. Tamam. Şimdi bir kardeş ablası için demiş ki ablamın midesinde ağrı olduğunda kalbinde de oluyor. Mide ve kalp arasında nasıl bir ilişki vardır? Vallahi tıp fakültesi okuyormuş gibi hissediyorum. Buyurun hocam. Aslında çok güzel bir soru. Güzel değil mi? Bizim çok sık gördüğümüz mide ya da reflü hastalarının kalp ağrısıyla acile başvurmaları. Yani gastroenteroloji değil de kardiyolojiye başvurmaları mesela. Benim buramda ağrı oluyor deniyor. Kardiyak yönden tetkikler yapılıyor. Gerçekten temiz çıkıyor. Evet. Ama reflü olabileceği düşünerek kalp hastalarının mideyle ilgili tetkikler yapıldığında bunların %70, %80'inde aslında reflüsü olduğu ortaya çıkıyor. Yani reflüde de midemizdeki asit yukarıya kaçtığında midemizin sol tarafından yemek borumuz girer yukarıya doğru. Kalbimize yakın olduğu için bunlara yansıyan ağrı diyoruz. Yani hasta aslında reflü ağrısını kalp ağrısı gibi algılıyor. Evet. Reflüsü tedavi edildiğinde bu ağrısı da geçecek. Geçecek değil mi? İlişkisi var evet, yani böylelikle. Şimdi değişik bir soru. Şimdi hıçkırık meselesi var ya. Bizim konumuzla ilgili mi? Şimdi hıçkırın... 2 gün boyunca hıçkırık tuttu. Sebebi nedir? Midedeki bir problem. Ben cümlem olan yüzlerce sebebi var. Yani evet. Bunun mideyle ilgili olanı da var. Solunum kaslarıyla ilgili olanı da var. Beyindeki bir kitleyle ilgisi var. Yani hıçkırık olduğu zaman göğüs hastalıklarına, kulak, burun, boğaza, zaman zaman da gastroenterolojiye detaylı bir araştırma yaptırmak lazım. Yani tek bir şundandır demek doğru değil. Çok detaylı araştırma yapmak lazım.
Evet. Bir de çok sık yaşıyorsa bu hıçkırık problemi kesinlikle bir uzmana başvurmalı. Reflüm ve mide açıklığım var. Bu hastalıklar geçici mi yoksa ömür boyu devam edebilir mi dedi ki hocam. Aslında bahsettik bundan. Hiatal herni dediğimiz mide fıtığına sebep olacak bir açıklık varsa, bunun endoskopide de biz onu görebiliyorsak, bu ilaçlarla, diyetlerle bir yere kadar kontrol edilebiliyor. Bu hastalara işte reflü ameliyatını öneriyoruz ve çok da fayda görürler. Çok hızlıca, vallahi o kadar çok soru cevapladık ki bugün maşallah diyelim. 3 aydır mide ağrısı çekiyorum diyor bir izleyenimiz. Sanki bağırsaklarım düğümleniyor, tam göbek altımda ağrılarım oluyor ve şişiyor. Ne yapmalıyım diyor. Yani biraz bağırsağı mı tarif edeyim? Evet, çok tipik bir gastrointestinal sistem çalışma problemi olan bir hastamız. Bağırsak, mide bağırsakta. Bu hastamızın bir iç hastalıkları, bir gastroenteroloji ya da genel cerrahi muayene olup aşama aşama endoskopileri, kan tahlilleri, çölyak hastalığı yönünden antikorları ve vitamin düzeyleri araştırılması lazım. Yani bir sebepten değildir. Bunu iyi araştırmak gerekir. Bu ağrılardan kurtulmak istiyorsanız uzmanımızın dediği gibi lütfen kendinize önem vereceksiniz ve hemen bir doktora gideceksiniz. Evet. Gastritim var ama sadece üzüldüğüm zamanlarda ağrım oluyor ve kusuyorum demiş. Dönelim. Kahveyi çok tüketiyorum. Bunun bir etkisi var mıdır? Gerek yok, doktor değilim, evet var diyeceğim. Buyurun hocam. 5 dakikamız kalmış. Gastritin temel sebeplerinden bu mide asit fazlalığı ve savunma mekanizmasının zayıflığı. Evet. Yani işte üzüntü, stres, iş yoğunluğu, koşturmaca buna birebir sebep oluyor. Bu hastamız bu üzüntü duyduğu zaman bunları yaşaması gayet normal. Evet. Tekrar söylüyoruz, kahve, yağlı yiyecekler, dondurma, yemek borumuzla midemiz arasındaki kapaktaki basıncı düşürdüğü için reflünün en temel sebebi. Evet. Hocam şöyle bir son 5 dakika yani şöyle bir vıt diye bir bakayım dedim. Acaba sorulardan uzun olanlara bakamıyorum görüyorsunuz. O yüzden gelen son soruya bakacağım belki de. Çok tatlı bir soru. Sonuna yetişmiş. Mide hastalıklarında limon kullanımı ile ilgili konuşmanızın sonuna yetiştim. Onu tekrar anlatabilir misiniz demiş. Bizim izleyicimize her zaman saygımız var. Ama ne diyorum, 10.30'da buluşma saatimiz. Lütfen artık öğrenelim şunu lütfen. Hocam buyurun. Yani tok karna meyve sebze ya da içecek tüketilmesini önermiyoruz. Hı hı. O konuşmamızda sabahleyin aç karna kalktıktan sonra ılık bir suyun içerisinde yarım bardak limon, portakal suyu, greyfurt suyu gibi sindirimi kolaylaştıran, midemizdeki asidi nötralize eden, çok önemli bu, içeceklerin içilmesi faydalı. Ülkemiz limon üretimi olan bir ülke. Çok miktarda limonumuz var. C vitamini var. Bağışıklık sistemini en kuvvetlendiren ürün. Bağışıklık sistemi ile mide rahatsızlıkları, sindirim rahatsızlıkları arasındaki ilişki. Hepsi, bağışıklık sistemimizin tüm hastalıklarla ortak yönü var. Evet. O yüzden bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirici yiyecekleri tüketmek her zamandır. Ben kendim her gün sabah içiyorum. Ciddi misiniz? Evet, hiç mide ağrısı da çekmiyorsunuz? Çok nadiren çekiyorum. Yani zaman çekiyorum diyorsunuz. Asistanlık yıllarımda çok aşırıydı. Endoskopimi yaptırdım. Helicobacter pylori çıktı. Öyle mi? 14 günlük tedavimi aldım. Üzerine de bir 30 gün mide koruyucumu aldım. Yaklaşık 15 yıldır bir şikayetim yok. Şimdi 30 günlük dediniz. Son dakikaya sıkışacağım. Bu mide koruyucularına bağımlı olanlar var. Yerim, İçerim, diyet de yapmam, yediğim yer ardından mide koruyucumu atarım diyor. Şimdi böyle bir kısır döngüde tedavi sağlıklı mı ve bu mide koruyucuların zararı? Çok masum değiller. Bu böyle bir tedavi yok, onu söyleyelim. Yani bir gün iki gün kullanmak diye bir şey yok, uzun süre kullanmak lazım. Son yıllarda yayınlar da çıkmaya başladı. Bu mide koruyucuları kontrolsüz, uzun süreli kullanmanın gastrointestinal stromal tümör dediğimiz bir tür mide kanseri yaptığına dair yayınlar var. Hmm. Çok çok önemli. Yeni yeni bu konularda araştırmalar sonuç veriyor. O yüzden yani herkesin de hani cebimde bulunsun, çantamda bulunsun değil. Çok hafif bir iki günlük kullanılabilir. Birkaç gün diyeti bozmuşsunuzdur, bir tatile gitmişsinizdir, yolculuk yapmışsınızdır. Bir bayram olursa. Evet, bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl düzensiz kullanmanın bu tür kanser yaptığına dair yayınlar yeni yeni çıkmaya başladı. Bakın o kadar önemli bir şey ki altını çize çize söylüyoruz. Mide koruyucularını düzensiz, uzun zamanlar diyet yapmadan her şeyi yiyip ama mide koruyucuyla tedavi ederim kendimi diyenlerde bilimsel çalışmalar kanser yaptığını gösteriyor artık. Bir tür mide kanseri. Evet, yani bunu da söylemiş olalım ki sağlıklı bir vücuda sahip olmak istiyorsak midemize bakarken çok böyle hani vurucu noktalarda uzman eşliğinde gideceğiz. Evet, muhakkak kafamıza göre uzmanlık yapmayacağız. Evet. Hocam
Muhteşem bir yayındı benim için. Çok şey öğrendim. Kıymetli izleyenlerin o değerli soruları da şekillendi. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. İnşallah başka bir konuyla yine sizi ağırlamaktan şeref duyuyoruz efendim. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Estağfurullah. Ve bugünlük de bizden bu kadar. Sağlam midelerimiz olsun inşallah. Mide gazlarımız, mide ağrılarımızın, mide asitlerinizin olmadığı stressiz, üzüntüsüz günler dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum efendim. Yarın saatler 10.30'u gösterdi. Bakın son dakikalara soru verirseniz bugünkü gibi okumayabilirim. O yüzden nedir? Randevu saatimiz 10.30'da. Nerede? Bu ekranda. Ailenizin kanalında efendim. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.